Futbol ailesi her hafta olduğu gibi bu hafta da sporun canlı konularıyla birçok özel hikayeleriyle. Hocam bir saniye. Hocam lütfen bir saniye. Ben dayanamadım. Nereden çıktın? Ben dayanamadım. Nereden ben geldin? Dayanamadım. Nasıl geldin yani? Beni sunmam lazım düştüm, bu akşam düştüm. İstanbul'da misafir. Eyvah. Bundan sonra eyvah. Kalktım geldim. Lütfen kusura bakmayın. Bundan sonra Yunus'un adı Göktaş'ı. Göktaş'ı. Göktaş'ı gibi düşündüm. Vallahi büyük ya. Sürpriz. Vallahi Trabzon'dan kalktı geldi Yunus. Çok özledim sizleri. Yo, bu sene Trabzon'dan kimse kalkıp buraya öyle ulu orta gelemez. Abi futbolun kralı orada oynanıyor bu sene. O kadar aynen. Biz oraya gideceğiz. Biz oraya gideceğiz. Orada yayın yapacağız. Sen bizi çağıracaksın aynen. Biz oraya geleceğiz. Kesinlikle hepinizi bekliyorum. Müsaadenizle bir takdimimi sunayım hemen. TGRT Yura ailesi hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yine canlı yayında birlikteyiz. Bugün 18 milyon öğrenci ilk dersliliğiyle eğitim öğretim yılına başladı. 1 milyon da öğretmenimiz hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize 2019-2020 eğitim öğretim yılına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Spor Toto Süper Lig biliyorsunuz milli maçlar sebebiyle ara verdi. 7 Eylül'de oynanan Andorra karşılaşması vardı. Onu değerlendireceğiz. Daha sonra yarın çok önemli bir maç var. Moldova'da nefeslerimizi tuttuk. Milli takım değerlendireceğiz ve Filenin Sultanları bize gümüş madalya kazandırdı. Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliği elde ettiler. Onlara da buradan tebriklerimizi gönderiyoruz. Değerli yorumcularım, değerli hocalarımla Ekstra Futbol keyifli futbol sohbetine başlıyor. Çok özlemişim. Sizleri değerli hocam Hasan Sarıçek, değerli hocam Osman Tamburcu ve Barış Aydıl hocam. Hoş geldin sevgili Yunus. Hoş bulduk. Bayağı özlemişim ve bayağı da form tutmuşsun yani. Evet. Trabzon sana yaramış. Bayağı hocam, tebrik ediyorum yani. Hani telefonla yoksa başka türlü bırakmazdım o koltuğu sana. Estağfurullah. Ben hadi. Bu akşam biliyorsunuz hani misafirim. Dün güzel bir organizasyon vardı. Bu dünyada herkes misafir. Çok teşekkürler katıldınız. Rica ederim. Sağ olun. Evet. Çok güzel eğlendik. Bu akşam da burada olmak istedim. Sizleri özledim. Şeref ekranlardaki ya. Bizleri şeref izleyen seyircilerimizi özledim. Hızlı bir şekilde başlayalım. Ya rüzgar gibi geldi. Rüzgar gibi geldi valla. Bence ben hep söylüyorum. Trabzon'dan hani Trabzon'da Yunus ama gönül istiyor ki her hafta gelsin. Bizlerle olsun. Dönsün. Çok sağ olun. İnşallah bu da ileride olacak. Ve biz yine bir araya geleceğiz. İnşallah. Görevin sebebiyle. Çok özel sebeplerden dolayı oradasın. Evet. Aynen. Ama gönül istiyor tabii. Seni arıyoruz. Çok telefonla katılıyorsun. Her hafta keyifle izliyorum. Harikasınız. Evet, Osman hocam, Hasan hocam takdim sunum harika. Gerçekten estağfurullah, güzel. Estağfurullah, estağfurullah. Yokluğumu hiç hissettirmiyorsunuz. Estağfurullah. Ama ben arada böyle Yunus uzaktan diyoruz biz. Yunus diyoruz, Yunus malum. Olmalıyım diyorum. Bu akşam dayanamadım. Vallahi yani. Ben de katılıyorum bütün bu söylediklerinize. Hele Andorra maçını seyrederken gülmekten katıldım. Vallahi billahi. Ha şimdi olacak. Ha sonra olacak derken. Abi hop oturduk hop kalktık. Vallahi İşin gerçeği bu. Bu kadar pozisyon üretip de gol üretmemek fena. Yine ne varsa bizde var yalnız. 89-89 ipten aldı yine. Fenerbahçeli işte. Ozan kardeşim. Orası bu milli takım. Bu orası milli takımdı ama geldi milli takımda da 89'da takımı ipten aldı diyebiliriz değil mi ya? Osman abicim. Bu futbol ne menen bir şey ki abi. Geçen sene yok olan adam bu sene payidar oldu be. Ama bir şey helal olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. İşte burada ne geliyor biliyor musunuz Osman abi? Şimdi bir aşçı düşünün. Değil mi? Çok iyi bir aşçı olmayabilirsiniz. Ama gelin görün ki yemeğin malzemeleri değil mi? Çok 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 kaliteli malzemelerse yine hasbel kader bir yemek ortaya çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bazen de aşçı çok iyi oluyor ama malzemeler çok kötü oluyor. Gene bir şey çıkartıyorsunuz ortaya. Şimdi Ozan Fenerbahçe'den gitti. Alanyaspor'da ne dedi Sergen Yalçın? Ben de seni oynatırım dedi. Ben seni tekrar dedi futbol bak, oynayacak düzeye getiririm acaba, dedi. Acaba, aşçı çok önemli. Yani güzel. Teknik direktöre geliyorum. Bravo. Şu çıkıyor ortaya. Acaba Sergen'i Fenerbahçe'ye alsak mı? Teknik direktör. Beşiktaş bekliyor. Bu çok düz mantık oldu. Ama Beşiktaş, bakın Beşiktaş tribünleri Abdullah Avcı tercihi sırasında oldukça fazla da Sergen'den yana. Ben Sergen'den yanayım. Değil mi? Ben de. Ben yani şahsi kanaatimi söyleyeyim. Sergen kalsın Alanya Spor'da ve orada yükselsin. Malatya'da orada yükselsin. Ve Türk futboluna yeni hocalar rekabet edecek hocam, bir ortam hazırlıyorum ama şimdi Sergen olduğu yerde çok yükselirse düşüşü kötü olur. Ses çıkarır. Ben Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü şöyle değerlendiriyorum. Çok sürdürülebilir bir teknik direktörlük gibi görünmüyor. Gittiği yerde çok uzun süre kalmıyor gibi. Tamam o, çok kaliteli. O çocuğun çok günahı değil ki. Ama o çocuğun yani, günahı bak. Nedir sebebi Sergen hocam? Sergen şu. Ben de katılıyorum. Sergen'in tabii kendine güveni fazla. Ya şeye gitti. Neydi o? Siirt Jetba'ya gitti ya. Evet. Ben nereye gitsem oynarım dedi. Kendine tabii, güvenen tabii. Adamdan hiç korkma. Tabii. O başarır. Ama
Alanya'yı düşmekten aldı be. Nereye tabii, kadar tabii, getirdi? Tabii, kafalara nereye oynattı. Aa, uzlaşamayınca ayrıldı. Erol niye gitti Alanya'ya? Malatya'dan ayrıldı. Tabii. Bu işler biraz yönetimle bizim ülkemizde teknik direktörlerin sorunu. Yönetimler ağırlık koyuyor. Oysa ki işi götüren teknik direktörler. Bir de Osman abicim güzel bir takas oldu orada. Erol Malatya'dan evet. Alanya'ya geldi. Sergen Yalçın da Alanya'dan Malatya'ya geçti. Ama baktığımız zaman bugün Alanya'da, işte Malatya'da ilk 5'te 3. galiba. Beşte. Şimdi göreceğiz. Alanya kafada ya. Evet Alanya kafada. Helal olsun yani gerçekten. Peki kulüpler, kulüp başkanları anlaşma mı yaptı hocam? Teknik direktöre değişelim diye aslında. Yok öyle bir anlaşma yok ama yani hocaların tercihi var. Aslında yani bir taş yerinde ağırdır derler ya. Evet. Yani Sergen Hoca Alanya'da kalsa, Erol Bulut Malatya'da kalmış olsa sürdürülebilir başarı adına kesinlikle daha kreatif dediğimiz evet değerler üretirler. Ama rüzgar gibi hızla hocam, değiştiğiniz zaman istikrar yakalanamıyor. Hocam 20-25 yıl kalıyorlar. Barış hocam geleceğim. 20-25 yıl, 30 yıl teknik direktörlük yapan Avrupa'da örnekleri var. Şimdi saymak istemiyorum. Niye ülkemiz? Arsene Wenger söyleyelim. Alex Ferguson. Bak, neden olmuyor hocam? Bak, bizde niye olmuyor? Bizdeki mantalite dünyanın hiçbir yerinde yok. Şimdi hatırımda kalan bir fotoğrafı size anlatmaya çalışayım burada. Rıza Çalımbay, doğru, Beşiktaş'ın teknik direktörü. O sıralarda da Beşiktaş'ın başkanı Sayın Yıldırım Demirören. Bir fotoğraf var. Atmış kolunu Yıldırım Demirören Rıza Çalımbay'a, boyunduruk takmış, kafasını almış böyle okşuyor. Evet. Sen bizim evladımızsın diye. Yapabiliyor mu onu Mourinho'ya? Yapabiliyor mu onu ama bir başkasına? Ama bizdeki ilişkiler böyle girift. Ama yok olmaz. O zaman yani bu girift ilişkiler ahbap çavuşa dönüyor. Maalesef. Senli benliğe dönüyor. Evet. O bir saygın, Rıza Çalımbay saygın bir teknik direktör. Niye boyunduruk takıyorsun abi başkan olarak? Demek ki daha yönetimlerde ve yönetimleri oluşturanlarda biraz sağduyu ve centilmenlik lazım, tabii akıl lazım. Biz şunu savunuyoruz her zaman. Yani insanın süsü, yani samimiyeti de, mütevaziliği de, öyle değil mi? Şimdi tabii samimilik çizgisini karıştırmamak lazım. Samimiyetten birazcık fazla ileriye gittiğiniz zaman işin rengi değişir. Sonuçta bir teknik direktör, muhatabı saydığımız işçileri diyebiliriz ya da çalışanları diyebiliriz, öyle değil mi? Diğer futbolcular teknik direktörün komutları doğrultusunda hareket eden ve beraber çalışan ve bir sinerji yarattıkları ekibi. Şimdi siz eğer karizmasını zedelerseniz bu şekildeki olmaz, samimiyet anlayışınız farklı olarak, o zaman o teknik direktörün futbolcusuna söz geçirmesi mümkün değil. Tabii doğru. Mentalite, ben şimdi aynı fikirdeyim. Sergen çok başarılı bir teknik direktör. Ve henüz ki, başarılı değil. Yani bence başarılı. Başarı güzel merdivenini tırmanıyor. Güzel tırmanıyor, sonuçlar elde. Neden başarılı? Bana göre başarılı, neden başarılı? Çok doğru. Bence şey, Ozan'ın oynamasına vesile olabiliyorsa, bakın kaybettiğimiz dediğimiz bir futbolcumuzu motivasyon, bakın hep baştan beri ne diyoruz? O zaman İnsana dokunmaz. Diyelim. Akdeniz futbolcu kazanımında başarılı diyebilir miyiz hocam? Yani diyebiliriz ama bence oynattığı futbol da çok başarılı ki hem Malatya hem Alanya bugün çok güzel bir yerlerde. Şey yani çok ben hep şunu söylüyorum. Bakın, Barış hocam çok affedersin. Sizin sözünüzü kuvvetlendirmeniz bakın, için. İnsana dokunmaktan bahsediyoruz. Evet, evet. Biz Akdeniz insanıyız. Hep söylüyoruz. Samimiyetten hoşlanırız. Sıcakkanlılıktan hoşlanırız. Ozan'ın yani futbolcu gençse... Enseye tokattan da hoşlanırız. Gençse yani tabii etbeli tektir. Tektir ile usulmayan hakkı kötektir. Ama şöyle bir şey var. Buyurun hocam. Dokunup da motivasyon ve moralini arttırabiliyorsanız, genci kazandırabiliyorsanız bu çok önemli bir şey. Kimi kazandırdınız? Ozan işte, Tufan, Şenol olur. Güneş'in geçmişte bu futbolcu diye öne çıkardığı, daha kimsenin forma vermeye cesaret edemediği bir dönemde futbolcu, yeteneği evet, test edilmiş birini evet, öne çıkardınız. Evet. Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe evet, bu değerlendiremedi o dönemde. Cesaret edemedi, oynatamadı. Hayır hocam, biz hayır, de saklıyız. Orada farklı şeyler var. Bir dakika, bizim bence orada farklı şeyler de var. Tabii farklı şeyler de var. Çok güzel gidiyor şimdi bak. Burada söz peki, hakkı istiyorum. Peki buyurun. Doğrudan doğruya kulüpleri ve teknik direktörleri suçlamamak lazım. Evet. Hiç mi hırsızın kabahati yok? Tabii. Ozan Tufan o bambaşka bir yanlış yollara saptığı için bravo, bir senesi heba oldu. Nedir o yanlış İstanbul'dan, yolları? İstanbul'dan o kadar fazla o özel kadar hayatına girmek istemem. Peki, ama tabii, özel hayatıyla ilgili yanlış yollara saptığı için. Hocam burada şimdi bu rol modeli de olmak lazım. İstanbul'dan şimdi uzaklaştı. Alanya'ya gidince kendi başına kaldı Sergen'le. Kendine geldi ve zaman ona yaradı, döndü geldi. Doğru. Aslan burada gibi Ozan oynuyor. Peki çevresinde burada kimse yok mu hocam bu anlamda yani? Mental anlamda bazı destek verecek. Çevresinde sen kim bunu yapmalısın, ol, bunu yapmalısın, bir proje plan çizen.
Projeyi istediğin kadar çiz, genç adamlarda gönül ferman dinlemez. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Bursa İstanbul'a çok mu uzak? Nasıl? Bursa İstanbul'a çok mu uzak? Bursa'daki sosyal hayat İstanbul'un çok gerisinde mi? Aa, Bursa'yla irtibat İstanbul'dan çok kolay. Yani işte gönül ferman dinlemiyor dediğim o. Alanya'ya gidersen eyvallah abi, oradasın. Sayın yöneticimize o zaman o dönemin yöneticilerinden mesela yani hiç mi söz hakkı geçmiyor yani? Hiç mi ya Ozan nereye böyle bu gidiş deniyor Ozan? Deniyor. Bir tek Ozan için söylememek lazım bunu. Şöyle bakmak bak, lazım olaya. Çok bakın, güzel konu. Bunu hiç bakın, kesme bak. Bakın, şimdi. Şimdi faydalı bir konu. Şöyle ben de hem eğitim bir öğretim üyesi olarak bunu söyleyeyim. Şimdi entelektüellik ve eğitim öğretim bambaşka şeyler. Bunlar şüphesiz çok önemli şeyler. Yani bizim fundamental'ımız baktığımız zaman Avrupa'dan farklı olmasının bakış açımızın dediniz ya biraz önce mental yapımızın farklı olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Avrupa'da genç yaşta bu kadar meblağı futbolcuya verince onun mental olarak da hazırlayacak bir ekip hazırlanıyor. Bu çocuğun kondisyoneri, bu çocuğun beslenmesi, bu çocuğun psikolojik desteği, bütün bunları bir paket olarak hazırlayıp bununla beraber transfer ediyor. Son derece haklısınız. Şimdi bizde ne var? Bir örnek getirebilir miyim? Peki. Buyurun hocam. Milli takımla birlikte Danimarka'ya gittik. Siz var mıydınız bilmiyorum. Sepp Piontek dönemi. Kopenhag Kulübü'nün tesislerinde kaldık. Kopenhag Kulübü'nün 4 tane çim sahası var ve sadece altyapıya ayırmışlar. 7 yaşında alıyor, 15 yaşına kadar olan bölüm için altyapı derken. Yani U21, U18 değil. 15 yaşına kadar olan bölüm. Çocuk geliyor çantasıyla. Oraya girdiği andan itibaren sanki oranın bir personeli gibi. Önce görgü kuralları, davranış biçimi, saha dışındaki temsil ve tanıtım çalışması her şeyiyle evet, hazırlanıp geliyor. O açıdan sorumluluk vermek evet, adına sadece futbolcu olarak bakmıyorlar. Tabii. İyi insanı, güzel insanı ortaya ahlak çıkarmak için. Altın Ordu örneği. Altın Ordu da oraya şey doğru yapıldı geldi. Ama bir yani, de Osman evet, abiciğim en güzel hala şeylerden... Hala eksiklik var mı? Var. En güzel şeylerden bir tanesi de şimdi tabii mesela Ajax da bunun örneğini verir. Tabii. Çocuğu okulunu bile, eğitimini bile özel derste derslerinden geri kalmasın diye kulüp içerisinde ders de veriyorlar. Futbolcuyu okula da hazırlıyorlar. Üniversiteye de, doğrudur, ortaokula da bu hazırlığı da yapıyorlar. Artı esas çok daha bilimsel bir platformda baktığımızda bir çocuğun genetik testlerle sol açık mı oynar, evet, sağ açık mı oynar, hızı kaç olur, boyu kaç olur bu çocuğun, bacak boyu kaç olur, kas yapısı nasıl olur diye growth hormonunu, evet, büyüme hormonu, growth faktörü de değerlendirerek o çocuğun genetik haritasını çıkartıyorlar ve diyorlar ki bu adam sol açık olur ve bu hızda sprint atar. Doğru. Bu yönde yetiştirelim bu daha çocuğu bir diye. Adım ileri gittiğinde, yani bunları daha iyi yapıyorlar. Daha bir adım ileri gittiğinde aile yapısını inceliyor. Bravo. Sosyal hayatını inceliyor. Bravo. Nerelere zaafı var onları inceliyor. Ama Ozan'a döndüğümüzde geçen sene neydi Fenerbahçe'de? Komoli, bir de gönderdiğiniz teknik direktör. Her şey onlardan soruluyordu. Onların evet, mantalitesi Türk gencinin hissiyatını anlamaya müsait değil. Değil. Niye? Doğru. Çünkü doğru, onlar disiplin ve sistem insanı. Evet. Daha başka özele girmiyorlar. Bunu doğru, iki tane örnekle de vereyim. Rijkaard. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Adnan Polat Rijkaard'a takımı kampı al dedi Florya'da. Rijkaard şaşırdı. Ne kampı ya dedi. Olur mu dedi kampı al. Bunlar dedi ne olur ne olmaz. Kaçamak yaparlar. Rijkaard'ın verdiği cevap şu. Profesyonel adama eziyettir bu dedi. Onlar evlerinde çocuklarıyla eşleriyle çok daha mutlu olurlar dedi. Çıngar koptu. Rijkaard bıraktı gitti. Doğru. Hatırlıyorum. İşte yani sorumluluk aynen, verme olayı. Yani aynen. Güvenirsiniz, inanırsınız doğru, ama önce altyapıda hazırlarsınız. Aynen. Zaten. Evet. Profesyonel doğru, yapıda ne diyor? Evet. Profesyonel futbolcu zaten bir gece önce ne yapacağını, ne yiyeceğini, tabii ne canım, içeceğini, tabii, kaçta uyuyacağını bunların tümünü bilen kişidir. Profesyonel budur zaten. Bir örnek yine isterseniz geçmişten örnek vereyim. Jupp Derwall Galatasaray'a geldi. Paul Breitner'i bir sponsor firma İstanbul'a getirdi. Evet. Alman milli takımının nasıl dünya şampiyonu olduğunun hikayesi anlatılacak. Evet. Bir gün önce kampta odaları dolaşıyor. Jupp Derwall, Hönes'in falan böyle geziyor, bakıyor. En şeye geliyor, Paul Breitner'e bakıyor ki 4 kişilik bir grup kurmuşlar, oyun oynuyorlar. Gecede saat 11'i geçmiş. Diyor ki Paul Breitner'e artık diyor yatsanız iyi olur, yarın maçınız var diyor. Paul Breitner de diyor ki, hoca yarın maçı biz oynayacağız. Sen geç rahat rahat uykunu al. Maçı kaybedersek o zaman gel bize diyor. Soracağını sonra diyor. Şu anda stres atıyoruz diyor. Şimdi bu anlayışta, bu sorumlulukta olan biri ne söyleyemezsiniz yani şu saatte yat ya bu saatte yat. Bakıyorsunuz birçok milli takımın ortamına eşleriyle, arkadaşlarıyla birlikte geliyorlar.
Bizde olsa skandal olur yani. Evet. Yani. Ya eskiden de şimdi hani sokakta top oynayanlar direkt profesyonele imza atıyorlarmış. Hani o altyapı kültürümüzün hala eksikliğini hissediyoruz. Ya altyapısı sokak ya. Şimdi iki taşı koydun mu kale. Brezilya örneğini verecektim. Arjantin örneğini verecektim. Genç futbolcu kardeşlerimiz de izledikleri için örnek olsun diye güzel bir konudan bahsettiğimiz için o kötü yollar ne derken ana başlıklar halinde gece dışarı çıkma vesaire falan hani bu anlamda ya, bu, ben o soruyu değerlendirmiştim. Tabii. Size bu sorum. Hocam Türkiye'de genetik harita çıkarılmıyor mu futbolcularda? Yani önce tarz... Osman hocamdan başlayayım sonra size deneyeyim. Buyurun Osman hocam. Yaşam biçimi çok önemlidir. Şimdi genç kardeşlerimiz dinliyor bizi şimdi. Bu şimdi, onlar için çok önemli. Fransızların mesajlar. Bir lafı vardır. Bizde de aynıdır. D'abord la famille. Önce aile. 6 yaşına gelip eğitime başlayana kadar ailenin örfü adetiyle büyürsün. Onlarından alacağın eğitimle büyürsün. Ondan sonra ilkokula gittiğinde sana eğitim de yükleme yapar. Evet. Bunları yaşamamış insanlar ve de demin de hocamın söylediği gibi, doktor kardeşimin söylediği gibi birdenbire genç nesle, hele Türkiye'de hak ettiğinden fazla değer ve para verirsen o sapıtır. Evet. Onlara da mental yardımcılar lazımdır. Biz bunların hiçbirini yapmıyoruz. Türkiye'nin bir gol attığında göklere çıkarıyoruz, kaçırdığında yerlere vuruyoruz. Bu bir toplumsal yaradır. Bir futbolcu üzerinden denekle olmaz, hepimizin düzelmesi Türk lazım. Türk futbolunda da büyük bir eksiktir. Doğrudur. Buyurun hocam, genetik harita çıkarılmıyor mu? Genetik harita ya da testler için kitler kullanılıyor ve kitler de oldukça yüksek maliyetlerde. Ama son dönemde buna da eğilim arttı ve bununla ilgili de bir takım çalışmalar yapılıyor. Evet. Özellikle Altınordu örneğini verdik. Tabii Osman abim dediği gibi bunlar çok önemli şeyler. Yani bakın sadece ve sadece bir futbolcuya, genç bir futbolcuya çok para verilip böyle bir ortamın içinde bırakılmasının doğurduğu psikolojik rahatsızlık ya da psikolojik engellerin geçiyorum. Bunun yanında aslında her takımın maç öncesi bakın bir derbi oynayacaksınız değil mi? Evet. Bugün Galatasaray Fenerbahçe sana geliyor. 22 Trabzon 22 sene Galatasaray'ın herhalde daha da fazla. Bir mağlubiyet veya galibiyeti söz konusu değil. Şimdi burada takımların şunu yapması lazım. Psikolojik olarak bu bir rahatsızlık değil. Yani bugün illa klinik psikoloji dediğimiz destek almak çok normal şeyler. Futbolcuları bakın bir hafta oynuyor. Kötü oynadığı zaman sahadan ya da seyircilerden tepki aldığı zaman moral olarak bir takım problemler yaşıyor. Burada devreye girecekler. Derbi öncesi devreye girilecek. Ne bileyim üzüntülerinde, ailevi problemlerinde destek olacak bu tarz kulüplerin, bu tarz psikologları bünyelerinde bulundurmaları zorunlu. Bunun yanında diyet. Bakın çok önemli. Yani bir diyetisyenin takımda bir futbolcunun nasıl kondisyoner... Ama bak burada da bir diyet var ya. Biz kızdık mı kes kolumu diyetini ödeyeyim diyorum sana. Yani. Burada diyet şimdi... öyle anlaşılıyor. Kitle dedin. Evet. Evet. Türkiye'de de kit var. Var tabii. Kamu var, iktisadi var. Teşekkürleri var. Hep para. Ay, bu da güzel ama. Gelin söyleyelim. Ama şimdi şöyle yapalım. Kinayeye döndü. Bence yani... işte bakış açısı da böyle espiritüel olduğu için galiba bir şeyler aşamıyoruz diye düşünüyorum. Sevgili Yunus, ilmi sahadan konuşmak gayet güzel. Ama kesinlikle. Yani biz zannediyoruz ki bizden evveli yoktu, bizden sonrası da tufan olacak. Evet. Hayır. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu bu gibi ilmi çalışmaları Sayın Ali Uras döneminde başlattı. Şenez Erzik Bey'le birlikte devam etti. Haluk Ulusoy'la birlikte devam etti. Levent Bıçakçı Bey'le devam etti. Yani sağlık kurulları ama dediğimiz bir kurullar var. Çok başarılı oldun hocam. Var çünkü yatırım işi bu. Şöyle yani bu ayıracağınız bütçeyle alakalı. Hocam. Siz futbol geç kalınmışlık değil mi? Şöyle söyleyeyim %100. Bakın. Söyleyeceğim isimler gayet iyi bilir Barış Hocam. Sayın Allah rahmet eylesin diyelim. Kaya Çilingiroğlu hocamız. Kaya Hocam evet. Yani sağlık kurulu başkanıydı. Sayın Mehmet Kurdoğlu ki hala evet, Türkiye'de abi, milli takımlardan sorumlu. Hı. Ama evet, tabii genel cerrah. Evet, Turgay Atasu yani, hocam. Hani... Ateş İnağlı hocam. Yani sizin söylediğiniz genetik kodlamayı ilk yapan hocadır yani. Bir de ekiple birlikte gelip yapmıştır. Kan almıştır. Laktatlara bakılmıştır. Şeyleri... Laktat bir... ama laktat baktığınız zaman kastaki yorgunluk ve i̇şte onlara kadar ölçülmüştür. Sizin söylediğiniz daha da alt yapıda yapılan bir çalışma. Alt yapı onu söylüyorum. Evet. Oradaki yetenek taramasıyla. Bunu yapıp yani bu çok büyük bir bütçe ve yatırım gerektirir. Yani siz değerli gördüğünüz çocukları ya da futbolcuları bu tarz testlere tabi tutarak bu kitlerle yapılacak testler sonucunda tabii bunun bir yeteneği olması lazım ki. İngiltere yaptı mesela. Tabii bu çocuğu alıp getirecekler. Bu çocuk şu sporda başarılı ve bunu istiyoruz dediğiniz zaman bu testleri görecek. Bu toplantıyı kesmeyin abi. hakikaten çok güzel. Şimdi bak
Tahammül en büyük olaydır. Bizde sabır yok. Maalesef. Biz bugün ekeriz, yarın biçeriz. Dikkat edin, sokaklarda erik ağaçlarında erikler daha olmadan bizim çocuklarımız kopartır onu. Bir yabancı onu kopartmaz. Bekler olgunlaşsın, daha lezzetli yesin. Güyru denen bir adam vardır. Oxer'in teknik direktörüydü bu adam. Orada başladı, neredeyse orada bitirdi. 63 yaşını geçtikten sonra da Fransa'da teknik direktörlük yaptırmıyorlar. Bizdeki gibi böyle 70 yaşına kadar falan yok öyle şey. Şimdi bu adam söyledi bana, röportaj yaptım Beşiktaş Oxer maçında. Dedi ki, bir altyapı öğrencisi 12, 13, 15 yaşında neyse, ben bunlara futbolun düşünce tarzını nasıl oynanacağını öğrettiğim süreçte aynı şekilde adele yapısını da geliştiriyorum. Birbirine paralel gitmesi lazım. Yani futbol biliyor, offside'i biliyor, 4-3-3 oynamayı biliyor ama adelesi cılız, olmaz. O ikisi beraber olacak. Üçüncü maddede eğitimini tamamlayacak. Benim yaptığım, idman verdiğim sahaların yanında lise de var. Oraya gidecek, okuyacak, gelecek. Yani hepsi bir bütün. Kesinlikle. Onlar bir sistem dahilinde metodik olarak bu işleri yapıyorlar. Doğru. Biz Allah'ın verdiği yeteneği salıyoruz çünkü, çayıra, çünkü Mevlam kayıra. Bakın Osman abiciğim, bu dediğim gibi hem eğitim hem altyapı hem de ailelerin bilinci ve eğitimiyle alakalı bir şey. Bakın Türkiye'de hiçbir dünyada çok büyük derece yapmış. Hani Tuna Altuna arkadaşımız bizim, evet, çok doğru, sevdiğimiz bir kardeş ama hiç teniste duydunuz mu? Dünyada derece yapan ya da çok uç noktalara giden bir Türk tenisçi, evet, ya da yüzme Derya Büyükuncu'yu yani, sordum. Hani başarılar elde etmiştir. 20-25 yıl yatırım yapıldı ama, evet, netice olmadı. Bakın yani, işte bunlar çok farklı bizim şeyler. Çünkü neden? Şimdi diğer ülkelerde bu yatırımı yaparken 7 yaşında, 6 yaşında, oraya 5 gidelim yaşında buna başlarken, evet, çocuğun hem eğitimini üstleniyorsunuz hem sosyal olarak bütün sosyal hayatını hazırlanmasını, evet, elde ediyorsunuz. Artı maddi olarak yatırım yapıyorsunuz hem aileye hem çocuğa. Çünkü bunlar dediğiniz gibi çok zaman gerektiren ve emek gerektiren şeyler. Her şeyden ama önce bunlar, bir politika tabii, olması gerekiyor. Bir politika gerekir. Ama evet, bunu eminim ileride Türkiye'de bizler de bunları göreceğiz. Bu yatırımlar Türkiye'de yapılmak zorunda. Bunların görülmesi için evvela Futbol Federasyonu, sonra kulüpleri yönetenlerin bu işe ön ayak olmaları lazım. Her şey Marmara Üniversitesi'nden, tek futbol değil yani. Marmara Üniversitesi'nden Ali Demir hocam geçmişte Olimpik İnsan diye bir çalışma başlattı. Ama bakan değişti. O çalışma uçtu gitti. Siz dediniz ya, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır dönemine, evet, göre. Şimdi bizde süreklilik yok. Sıkıntı bu. Sabır yani yoktu ondan. Çiçek açıyor. Sabır. Diyoruz ki koparalım. Koparalım. Evet. Yani o olgunlaşsın da gerçek manada bir lezzetine varalım havası yok. O sabrı gösteremiyoruz. Yok. Sıkıntı bu. Evet. Şimdi hocam söyledi. Örneklemeler yaptı. İngiltere ne yaptı? İngiltere'nin yaptığı şey şu. Early morning exercise dediğimiz, daha güne başlarken üniversitede ise üniversitede, iş yerinde ise iş yerinde alıştırmayla, İdmanlarla başlıyor güne. Bir spor kültürünü, yaşam biçimine dönüştürüyor. Biz de alıştırıyoruz ya, kirvelik yapıyoruz. Ya, biz bizim bir yol gösteriyoruz gençlere. Eğer oğlumuz veya kızımız spor bir branşa yatkınsa hemen onun milli takım seviyesine gelmesini istiyoruz. Değil. Bu bir süreç. Araç geçecek. Bu bir. Ama Batı'da insanlar diyor ki sporcu olsun, zinde bir topluma katkı sağlasın. İlle de elit sporcu olmasına, yarışmacı olmasına, tabii, gerek yok. Bir de bir de ben şuradan hani bu kanaldan, bu ekranlardan ebeveynlere seslenmek istiyorum ya. Yani şimdi bakın, bizim ülkemizde hep şu var. İşte çocuk bir yerlere gel, yani biz kendi evladımızı tabii ki çok önemli. Hepimizin evladı çok değerli ve çok başarılı, doğru. Ama bir şeylere net ve objektif bakmak lazım. Şimdi çocuk ebeveyne göre çok 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 iyi. Fakat götürdüğünüz zaman, iyi olmadığı zaman hemen deniyor ki işte arkasında o yoktu, bu yoktu, şöyle oldu, böyle oldu. Ya lütfen bakın, bir çocuk sporda yetenektir, talenttir. Eğer bu yetenek varsa, evet, siz bunu hiçbir şekilde engelleyemezsiniz. Doğru. Engellenemez. Arkasında kimsenin olmasına, destek olunmasına gerek, ona buna yok, da gerek, aynen, yok. Lütfen çocuğunuzda yetenek varsa kimsenin engellemeyeceğini bilin. Yani şimdi hep konuşuluyor. Ben de, evet, yöneticilik döneminde de bana söyleniyordu. İşte götürdük, öyle oldu, böyle oldu, desteklenmedi. Onun ama amcası vardı, deme, dayısı vardı. Ya. Ya böyle bir şey olmaz. Tabii, kuzguna yavrusu güzel gözükür. Ama biraz ama objektif gel, olmak tabii, lazım. Çok doğru, yani, haklısın. Biraz daha buna çok daha farklı, evet, açıdan bakmak lazım. Evet. Burada da ebeveynlere düşüyor. Milli takım haftasındayız. Evet, biraz, evet, milli takım konuşalım. Çok güzel, bence değerli bilgiler verdik. Evet. Hepinizin ağzına sağlık. Umarım ekrandaki izleyicilerimiz ya da genç kardeşlerimiz, sporcu kardeşlerimiz bunlardan kendilerine birer şey çıkartmışlardır.
Milli maç, şimdi tabloları verelim arkadaşlar. Hazır olan tabloları ekrana verelim. Öldük öldük dirildik Andorra karşılaşmasında. Hasan Hocam neden zorlandık? Aslında neden zorlandığımız belli. Yani karşımızdaki takım baktığınız zaman ya ülke takımı, ülke demek takımı için baktığınızda bizim stadın içerisindeki seyirci çoğunluğu belki ülkenin nüfusundan fazla yani. Fazlaydı. Doğru. Yani şurada doğru. 30 bin falan deniyor da. 45 bin seyirci vardı. Hayır. Orada 30 bin yani. 30. Evet. Toplu sonuçları ekranlarda görüyorsunuz sevgili seyirciler. Amili takımımızın H grubundaki mücadelelerinde İzlanda 3-0 galip geldi Moldova ile. Biz yarın Moldova ile oynuyoruz bu arada. Türkiye Andorra ile karşı karşıya kaldı. 1-0 galip geldik. Fransa da galip geldi Arnavut karşısında. 4-1'lik bir galibiyet aldı. Bizim Fransa ve İzlanda karşısında o iki rakibimizin de puan kaybetmesini beklerken ikisi de galip geldiler. Puan durumunu da verelim. Bir puan durumuna bakalım sonra yorumlamamıza devam edelim. Evet, Fransa lider. 12 puan yaptılar. Türkiye ikinci sırada 12 puanı var. İzlanda 12 puanı var. İlk 3 12 puanla devam ediyor yoluna. Dördüncü sırada Arnavutluğu görüyoruz. 6 puanı var. Beşinci sırada Moldova 3 puan ve Andorra son sırada puanı yok. Evet hocam. Şimdi Andorra şöyle, diyorduk. Yani Andorra dedik ufak bir ülke. Ama futbol 11'e 11 oynanıyor. Dolayısıyla onlar sizin karşınıza çıkarken tarih yazmak istiyorlar. Niye? Çünkü ilk beraberliğini alacak. Evet. Direniyorlar. Fizikliler, diriler. Biz de diyoruz ki Fransa'yı yenmişiz. Ama o bir maçtı. Evet. Bir çiçekte bahar gelmiyor. Gelmiyor. Siz hep sürekli oyunu karşı alana yıkarak sonuç almaya çalışıyorsunuz. Duvardan dönüyorsunuz. Direkten dönüyorsunuz. Oyuncuların sırtına çarpıyor dönüyorsunuz. Evet. Bunu göre göre daha ısrarla oyunu o bölgede oynamanın anlamı yok. Evet. Kanatlarınızı iyi kombinasyonlarla güçlendirmeniz lazım. Tempoyu artırarak pozisyon etkinliğinizi artırmanız lazım. Oyunu geriye yaslayarak rakibi açıp aradan boşluklardan faydalanmanız lazım. Evet. Şimdi Cenk Tosun'a top geldi ezdi. Cenk Tosun'a alan savunmasında iki kişi birden kademeli markaj uyguluyor. Ne yapsın Cenk Tosun? Güven Yalçın, tamam önde dört kişiyle başlamışsınız ama orta sahadan onları destekleyecek Emre dışında ciddi bir oyuncu yok. Yani buradaki Cengiz Ünder'i arıyorsunuz. O iyi bir Oğuzhan'ı arıyorsunuz. Yani bu eksiklikler olduğu için biz beklenen golleri üretemedik. Yoksa pozisyon olarak baktığınızda bu maç seyrettirin pozisyonu. Deyin ki bu maç kaç kaç bitmiştir sonucu da göstermeyin. Evet. Herhalde dışarıdan birine. Eminim ki der ki 5 olmuştur 6 olmuştur der. Maç bu kalitedeyken oyun olarak baktığınızda gol üretemedik. Çünkü kapalı savunmayı açamadık. Evet. Sıkıntı bu. Yani zaten bunu da Şenol Hocam gördü. Değişiklikler yaptı. Hatta bazı değişikliklere ya bu niye böyle oldu diyenler de oldu. Ben maçtaydım çünkü. Evet. Ama Şenol Hoca ne istediğini biliyordu. Önde eğer biz bu golü üretemiyorsak geriden gelen işte Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Oğuzhan gibi oyuncularla, Ozan gibi oyuncularla veya Yusuf Yazıcı gibi oyuncularla bir şık şutla gol bulmaktı amaç. Bunlar denendi de olmadı. Evet. Yusuf'u kanattan içeriye attı. Sağ bekimizi ileriye sürdü Zeki Çelik mesela burada benim çok hoşuma gitti. Ya Gökhan Gönül'den sonra acaba bizim iyi bir sağ bekimiz var mı diye baktık. Demek ki varmış diyorsunuz. Evet. Yani biz burada zorladık. Önemli olan 3 puanı. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın maçı izlediğini görüyoruz. Evet. O da büyük bir heyecan futbolcular için de. Yani çünkü izlendiklerini biliyorlar yani. Yani heyecandan mı oldu diyorsun? Heyecan da yaptılar, telaş da yaptılar. Biraz panik var. Hocam 8-0 söylentileri vardı. 10 atarı, 8 atarı diyorlardı ama 88. dakika. Osman abi bir şey söyleyebilir miyim Osman abi? Bir şey söyleyebilir miyim? Osman abiler şiş yandı, kebap yandı. Şimdi, pardon. Umudun sonu yok. Ama umut deyince de adama insanın aklına Andorra koy başına bir P olsun Pandora. Pandora'nın kutusu. Hep umut çıkar onun içinden. Ama bu Andorra'nın kutusunun kapağını açınca yumruk çıktı yüzüne. Hani vardır ya yaylı fırlar, evet, suratına yumruk. Beklemediğim bir şey oldu. Ama o beklemediğin şeyi de düzeltecek bir kenar yönetim lazımdı. Zinhar, Şenol Güneş hocama bir şey söylemek istemiyorum. 5 maçta 4 galibiyet, 12 puanla hem de üzerindeki Fransa'yı yenmiş olmana rağmen ikinci sırada olmak büyük başarı. Türk milleti milli takım düzeyinde uzun yıllardır böyle bir başarıya açtı. Beri, teşekkürler. Kesinlikle. Teşekkürler Şenol Güneş'e. Kesinlikle. Ancak. Şimdi çok merak ediyorum. Sevgili ve sayın hocam, sizin çıkardığınız takımlara bizim karışmamız mümkün değil.
Ama çıkardıktan sonra gördüğümüzü yorumlamak da bizim görevimiz. 39'luk Emre Belezoğlu'na Andorra maçında İstanbul'da ne gerek vardı? Bu ara Emre Belezoğlu dalya yaptı hocam. Dalya yapsın, balya yapsın, ne yaparsa yaparsın. 3 gün sonra sen Moldova'ya gideceksin. Sana Emre Belezoğlu takımını sek ve idare için orada lazım. Burada kendi seyircinin önünde oynuyorsun. Emre olsa ne olur, ben olsam ne olur? Onu şimdi... bir kenara koyacaktın bir kere. Bence çünkü 3 gün arayla 39 yaşındaki adamı 90 dakika oynatıyorsun. Baba biraz yanlış bir düşünce. İkincisi, Ozan bu maçta yedek oynamazdı Andorra maçında. Girdi çaktı kafayı. Yani bütün birikimini bu sezonun başında kullanmış bir Ozan, herkesin takdirini almış bir Ozan'ı hangi akla hizmeten ikinci yarıda oyuna sokarsın, daha sonradan oyuna sokarsın anlamak mümkün değil. Üçüncüsü, Cenk Tosun. Evet, kendi takımında oynamıyor. Oynuyorsa bezgin. İddiaları kaybolmuş. Sen Güven'i geride oynatıyorsun. Cenk Tosun ileride. Sonra Güven'i çıkarıp Kenan'ı alıyorsun. Abi Cenk Tosun bench'te oturur bence. İsim oynamaz. Madem ki bir ufka yolculuk yapıyorsun, yeni bir takım kuruyorsun. Koy Güven'i santrfora, koy arkasına Kenan'ı. Bak bakayım nasıl olurdu. Ve 15. dakikada golü bulsak 7-0 olurdu. Kesinlikle. Bir de o var. Peki. Değişiklikleri ben, yerinde buldunuz mu sizce? Ben değişiklikleri yerinde buldum. Zaten değişiklikleri yerinde bulmasam sonucu etki eden değişiklikler evet. Benim için değişikliktir. Evet. Şenol Hoca da sağ olsun Ozan'ı aldıktan sonra gol attı. Ama ben daha değişik bir açıdan bakacağım. Tabii. Bir, Andorra'nın yüz ölçümü. 468 metrekare. Yani Koca. Şöyle söyleyeyim. Yeni Bosna'dan Bostancı'ya giderseniz o bölge büyük yani kalır. 468 kilometrekare evet. Kadar evet. Bir yüz ölçümü var. Peki nüfus? 77 bin. Ama şöyle bakın, düşün. Evet doğru. Ya, 77 bin. Evet, yani doğru. Ben kış... Nasıl düşünün? Sen düşün. Nasıl ister yatarak düşün. 77 bin. Yani dağların arasında kalmış. Serbest bölge evet. Şeklinde. Evet. İspanya'nın üst tarafında evet. Ve küçük bir şehir. Evet. Peki yaş ortalaması takımın? 29,5. Fena bir yaş ortalaması değil. Evet, olgunlar. 7 tane futbolcusu yurt dışında bir millilerden. Tane var onların içinde 39'luk. Evet. 7 tanesi dışarıda oynamış. Peki en pahalı futbolcusu? Kilosu 3 lira. Evet. Stoperleri Vales. Ben bu açıdan stoperleri Vales 200 bin euroya oynuyor. Evet. Buyurun. Peki Transfermarkt'ta ben size Galatasaray'ın bu sene şimdi birazdan Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş'ı konuşurken söyleyeceğim ama bu senenin transfer şampiyonu Galatasaray. Transfermarkt'ta yaptıkları transferlerle Galatasaray'ın bu seneki değeri 136,5 milyon euro. Bir cümle sorayım o zaman hocam. Araya girmek zorundayım. Kusura bakmayın. Şundan dolayı. Peki bu Andorra takımından Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye yönetici olsanız kimi alırdınız? Hiç kimseyi almam. Mesele yok o zaman. Peki. Ama futbol 11 11 oynanıyor. Ama hocam bir dakika. Evet. Ben bambaşka bir şeyden evet. Bahsediyorum. Anladım ben de. 136,5 yani... milyon euroluk Galatasaray. İkinci Beşiktaş geliyor bu sene. 84,3 milyon euro Transfermarkt'ta değeri var. Fenerbahçe'mizin 83,3. Trabzon 63,9 milyon. Evet. Arkasından Başakşehir geliyor. Ne kadar güzel. 5 büyük takımda oldu. 60,5 milyon euro. Söylemlerinizden peki, Galatasaray şampiyon çıkaracak. Yok. Hiçbir zaman öyle bir söylemim hani çıkmaz. Marka değeri, hiçbir zaman Transfermarkt değerinin söylemiş olur. Ya niye çıkmasın bakın, altına? Söyletirler adama be en sonunda. Ya. Birkaç program daha yapacağım. Benim gelmek İş ona gelecek gibi. Ben öyle hissettim ya. Benim gelmek istediğim nokta bakın. Çok ekonomi önemli. Yani. Bir kere futbolda siz ben hep eleştirdim. Neden? Fenerbahçe'yi geçen sene en çok eleştirenlerden bir tanesiyim. Neden eleştirdim? Dedim ki size Giuliano'yu sattınız. İşte ne bileyim Fernandão'yu sattınız. Yerine değişik transferler yaptınız. Bunların hiçbirisi benim için önemli değil. Ama siz modern futbolda en önemli nokta nedir? Ön libero'dur. Doğru mu? Doğru. Osman abiciğim. Gustavo sakatlandı bu arada değil mi? Siz Josef de Souza'yı evet. Sattınız. Evet. Josef de Souza'nın yerine Jason'ı almıştınız. Oynamadı zaten. bu sene parladı. Evet. Benim için en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman Fenerbahçe'yi de eleştiriyoruz. Ama şunu söylüyorum. Fenerbahçe ya da bir başka takım sattığınız zaman daha çok para harcayarak daha iyisini almaya çalışıyorsunuz. Transfermarkt değeri de gerçekten belirleyici futbolcunun değerini o belirliyor. Ha takıma tutar, o hafta oynar, her hafta çok başarılı olacaktır. Ya da ne bileyim tutmayanlar olmuyor mu? Oluyor. Çok büyük paralar harcıyorsunuz ama istediğiniz randımanı
Robin Van Persie'de alamadık çok fazla. Ama evet, bu demek değildir ki siz ne olursa olsun futbol ekonomiye ve futbolcuların değerine dayalı bir oyundur. Yani siz evet, önlü böre sattınız, daha yükseğini alacaksınız ki daha iyi mücadele edin, daha iyi takımlar çıkartın. Şuraya geleceğim oradan. Evet. Bugün oynadık Andorra ile. Andorra'nın transfer market değeri ne kadar? Ne kadar? En fazla, en pahalısı 200 bin yani, euroysa 1.30 milyon. Bu kadar. TL. Yani euro, Ozan Tufan'ın değeri ne kadar? 1 milyon 30 milyon. Yani 1.30 milyon. Yani bir euro. Ozan Tufan demek yani, ki şey Andorra'ya bedel yani. Yani bu takımı 1.30 milyon euroya verdiğinizde transfer market değeri var. Tüm takımı evet, satın alabiliyorsunuz. Evet. Tamam işte, Fenerbahçe'de para çok alsın. Yunus, programımızı çok izleyen var. Ben bunu söylememin sebebi hor görmek ya da bir şey. Amsterdam'da söyleriz. Bunun üzerine Mustafa oynanıyor. Kahraman, ama siz... Tayfun Oğuz. Buyurun hocam. Yani, ne kadar iyi oynarsanız oynayın. Yani. Ne kadar sağ olsunlar, değeriniz olursa olsun futbol sahada bitiyor. Yani siz Haluk Oktay Doğan, bu fiyatların yaklaşık 100 milyon euro daha pahalı bir takımsanız çıkacaksınız. Hocam Andorra kazansaydı bunları söyler miydiniz yine? Andorra kazansaydı da söyler. Bu şekilde söyler mi? Şunu söylemeye çalışıyorum zaten. Bizim bu maçı çok daha farklı bir şekilde kazanmamız lazım. Çok üstün bir oyun sergilememiz ama lazım. Hasan hocam söyledi. Futbol 11-11 oynanıyor. Evet, işte hayır. Ben hiçbir takım küçümsemem. Ben de aynı şeyi o söylüyorum. Şekilde, ama diyorum ki transfer market değeriniz bu kadarsa sizin çok daha üstün bir futbol oyunu sergilemeniz lazım. O kadar kendinizi, ne kadar yaparsanız hemen bahanesi olamaz diyorum. O kadar yani, kendinizi yormayın. 5 maç oynamışlar, adamların bir golü yok. Evet yani avaraş takım. Artık yani bunun üstüne konuşulmaz. Bu takıma 7-8 bizim milli yani, takımımız 5-6 tane çekmesi lazımdı. Hocam nasıl çeksin? Olmadı, azap çekti. 11 defans yapıyor adam yani. Küçüle yapmadı 11 defans. Ama bir şey söyleyeceğim. Yok, kapalı bak, savunma abi oynuyor. Bunların da açacaksın. Savunmayı açacaksın kardeşim. Yani savunmayı bunların da metotları var. Kapalı savunmaları açma. Evet. Bunlar evliya değil ki. Ver kaç yaparsın, ara pas yaparsın. Bunlar futbolun... defans arkasına top atarsın, kapalı defansı açarsın. Zaten programın açış bölümünde de söyledik yani. Evet. Oyunu geriye bir şey söyleyeceğim ama buradan şuraya geleceğim. Peki. Bu sene Türkiye Futbol Federasyonu işi çok zor. Daha 3. haftada çatlak sesler çıkmaya başladı. Evet. Kulüp başkanlarından, yöneticilerden onu istiyorsan bir başka programda çok önemli. Bu arada çok zor işleri var. Yeri vardır. Çok zor. VTR'miz var. Ve bakın bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar hazırsa bir şey söyleyeceğim. VTR'ye gitmeden önce bakın çok önemli. Ligin değeri ve ligin kalitesi çok önemli. Bugün Bein Sport çıkıyorum dedi. 100 milyon euro kesti değil mi? Birinci, bizim ligimizden. Neden? Lig değerinden. Dedi ki o yok, bu yok. Ünlü futbolcu yok. Seyredilebilirlik yok. Bakın Avrupa'da ne kadar ya çok rekorlar satılıyor. Bizde dünya derbisi var. Sen ne diyorsun? Şimdi bakın, milli takımdan uzaklaşmayalım derim. Evet, evet. Sevgili Yunus. VTR'miz hazır mı arkadaşlar? Evet. Hazırlanıyormuş. Peki. VTR'ye gidene kadar peki, bu sene. Yani teknik direktörler bile çok erken bir şekilde bu lig bu hakemlerle gitmez gibi söylemler. Arkasından basın açıklamaları başkanların. Ya daha ne oldu durun şimdi ya. Biz yıllarca Demirören'le bu yönetimlere olarak yaptık. Yani Nihat Başkan'ın şimdi Fenerbahçe siz Galatasaray'la ilgili cezayı açıkladı. 19.05'te açıklandı diye. Büyük olay koptu. Barış Hocam, milli takımı toparlayalım ondan sonra. Çünkü yarın Moldova maçı. Akıştan da kopmayalım ama sevgili seyirciler bu cezalarla alakalı başkanların açıklamalarıyla ilgili az sonra değerli yorumcularımıza söz vereceğim. Milli takımımızın yarın çok önemli bir maçı var. Nefesleri tuttuk. Moldova karşısında ya Moldova aynı kadro şimdi, galiba hocam. Kadrolar. Moldova evet. Aynı kadroyla çıkıyor. Yani iyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre ilk 11 buymuş ama Andorra maçının aynısı. Ben tahmin etmiyorum ki aynı kadroyla Şenol Güneş çıksın. Deminki söylediğim görüşler doğrultusunda. Moldova tamam bizim Andorra'ya karşı belki zorlandık ama evet, Moldova'nın da Andorra'dan pek farkı yok. Ama biz böyle söyleye bir tarihlerde Moldova'ya da puan kaybetmiş bir milli takımız. Evet. Yani gönlümüz güzel şeyler istiyor ama o güzel şeylerin başarılabilmesi için metodik ve sabırla ilerlemek lazım. Sistemini kuracaksın, kurallarını koyacaksın, kriterlerin olacak ve ne yapman gerektiğini zaman içinde kayıt altına alman gerekecek. Bunları yapmadan her maça böyle büyük ümitlerle çıkarsınız. Ne olacağı belli olmaz. Geleyim Moldova maçına. Türk milli takımı Moldova maçını da orada alır ve gelir. Andorra maçı bir istisnadır. Moldova'da çok daha iyi oynanacağından yanayım. Ben de aynı fikirdeyim. Evet şimdi... Aynı fikirdeyim ben de. Yani bu Moldova maçı Andorra maçı gibi olmayacaktır.
Tabii takımın psikolojisini, karşı takımın zayıflığı da etkiliyor. Tabii. Bu da bir gerçek. Tabii doğru. İnsan psikolojisi gereği. Yani karşı güçlü takım, ise güç karşı daha çok takım kötü oynuyorsa sizi de kötüye çeker. Çok normal. Onu aşacak evet. Akıl da olmadı bizde ne yazık ki. Evet. Şimdi bir VTR'miz hazırladı arkadaşlar. Şimdi Cumhurbaşkanımız da maçtaydı. Onun tabii heyecanı da yansımıştır diye düşünüyoruz ama. Şimdi Cumhurbaşkanımızın görüntüleri var. Tebrik görüntüleri var. VTR'si var. Bir de Emre Belezoğlu 100. maçına çıktı milli formayla. Dalya dedi. Onunla o konuda beraber, ben Osman Hoca'ya cevap olarak değil ama tamamlayıcı olarak bağlıyoruz VTR'mizi sonra. Buyurun. Evet ekranlarda. Değeri. Ceza almasını istemem. Almasını özür dilerim. Hata yapmasını istemem. Yapıyorsa o da biz de ceza alıyoruz zaten. O işin bir tarafı. Uygulamada federasyon bu hatayı mı yaptı, yapmadı mı tartışım. Ama federasyonun genel ifadeyle baktığım zaman böyle bir düşüncesinin olduğunu hiç görmedim. Yapılan uygulamada en çok Galatasaray'a yaradı. Konuşma hakkı çıktı. Yani işte cezayı ne kadar aldı, nasıl aldı, konuşması olacağını haklı mı haksız mı bu sefer hangi saatte neye bildirdi? Ya o kadar basit ki ya. Konuştuğu, koca ülkenin konuştuğu konuya bak. Ha, yapılan kim yapmışsa hata yapmıştı. O da ayrı bir konu. Onun da cevabı kolay. Hata yapan cezasını çeker. Ama bir kurumları, ülkeyi yok etmek ne demek ya? Galatasaray camiası. Geçen de ben kullandım bir konu. Sanki Galatasaray niye bunları yapıyor? Bana sağdırdı. Ben oynattığımda iki tane Türk var bana göre. Stadyolar Türkiye'de ikisi de Türk olarak oynuyor. Gökhan. 11 dedi de yabancı. Evet İsviçre'nin bir takımında ama Tolgay değil. Ama 11 de olabilir. Önemli değil ki. Ben niye Galatasaray 11 tane oyuncu oynattı demedim ki. Gönlüm istedi ki oradan fazla oyuncu. Daha önce aldım. Almak istedim. Alamadım dedim. Ya yani adam varsa hakkı kullansın. Ben de kullan. Sen de kullanırsın. Ama bu haklarım ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Bundan yarar görüyorsak bu sene zaten yabancı haklar herkes kullandı değil mi? 14 tane içinden güzel kullandı. Ha çok güzel bir lig bekliyoruz. Tozu dumana kalsın. Futbol adına İngiltere, Fransa'ya geçelim. Benim beklentim bu. Herkes de bunu istiyor. Kulüplerimize borçlu olmayacak bundan sonra. Devlet yardım etti. Tamam parayı da buldular. Bu paraları yurt dışına harcadılar. Biz bunlar olmasın. Az para harcayalım. Üretelim. Kendi oyuncumuzu kullanalım. Ülke futbol adına doğru yapalım dediğimizde bunlar konuştu. Bunları ben size anlatırım merak etmeyin. Şu bir Kasım'ı bulalım Allah aşkına. Ya. Kasım'a kadar susalım ya. Her sene aynı şey. Yabancı sayı 14 mü 11 mi sanki şey yani tombala oynuyoruz yani. Rakam mı bekliyoruz? Yani? Çok önemli değil. Bu da önemli değil. Şu konuşulan da konu önemli değil. Baba be. Evet Andorra karşılaşmasından sonra Şenol Allah razı olsun. Bak şimdi. Konuşmalarını da dinledik. Demin konuştuk. Kayseri maçından sonra rakibinden 3 oyuncu atılmış. Fatih Terim alıyor Futbol Federasyonu'na götürüyor lafı. Milli maç Andorra maçından sonra Milli Teknik Direktör çıkıyor, bunları konuşuyor. Fatih Terim'i konuşuyor, federasyonu konuşuyor. Ya bırakın bunları. Bu polemikler bizi mahvetti ya. Oturduğumuz yerden sarstı, aklımızı başımızdan aldı ya. Herkes kendi işine bakacak, bu kadar. Herkes kendi işine bakacak. Nezaket kuralları içinde davranacak. Ve hiç kimsenin de oyun alanına girmeyecek. Osman bakın, abi son derece haklısınız ama bir şartla. Bizim gazeteci arkadaşlarımız da, kardeşlerimiz de çanak tutuyor. Yani milli takım gündem iken bir başka soruyu sorması anlamıyor. Tamam şimdi bana sorsunlar Hasan. Sen bana bir soru sor bakayım. Ya ben bunu sormam abi. Neyi sorarım anladım. Biliyor musun? Derim ki abi siz 39'luk Emre'yi beğenmemiş olabilirsiniz. Tamam. Ama o gün sahanın en çok, en faydalı, en çok koşanı, en faydalı iş yapanı, en isabetli pasları atanı, oyunu yönlendireni 39'luk delikanlıydı. Tamam derim. Şimdi bak. Hemen... Derim ki futbol ondan sonra şunu sorarım. Futbol yaşla mı oynanıyor yoksa başla mı oynanıyor? Şimdi ben de sana cevap veriyorum hemen böyle. Ben o gün 39'luk Emre kötü oynadı demedim ki. Bu bir. Sonra dedin ki bütün pasları o verdi bilmem ne. Bütün pasları o verdi de netice ne oldu? İhtiyaç yok. 1-0. İstanbul'da 1-0. Son dakikada. Sıfır. İstanbul'da benim, ihtiyaç yok. Benim söylediğim başka bir şey. İstanbul'da ihtiyaç yok. Şimdi oraya geleceğim. Diyor, oraya geleceğim. Strateji açısından. Müsaade edin. Strateji açısından. Evet. O Andorra maçını kazanamamış olsaydık. Ya, Emre mi kazandırdı? Bak tekrar tabii ki Emre. Olmaz. İşte eğer kazanamamış olsaydı o takım sevgili şeye, ben sizin yani Moldova'da Emre'nin çok lazım olacağına evet, sözünüze evet. iddianıza yürekten katılıyorum. Doğrudur. Emre'ye her maçta hatta her mevkide bir Emre'ye ihtiyaç var. Onun kalitesinde, onun tecrübesinde, onun o heyecanında o yaşına rağmen.
bir Emre'ye ihtiyaç var. Ama Emre bir tane. Ben de diyorum onu da ki, en iyi yerde kullanın. Tamam, kabul ediyorum. Diyorsunuz ki neye ihtiyacınız var? Buyurun. Ben de diyorum ki şu düşüncelerden artık kendimizi azade tutacağız. Bir oyuncu hiçbir şeydir. 11 kişilik takımda ağzıyla kuş tutsa hiçbir şey demek değildir. Takım oyunu artık. Futbol takım oyununa döndü. Hatta mevkiler kalmadı. 4-6-0 oldu. Onun için Emre kaliteli bir oyuncudur. Bu yaşa rağmen çok güzel oynamasından dolayı alnından öpmek lazımdır. Bravo. Şudur budur budur. Bravo. Bunlar bravo. Tamam bravo. Bunlara bir şey demiyorum. Ama ben bir teknik direktör olsam dediğim gibi yapardım. Moldova'da kullanırdım. Burada dinlendirirdim. Bunu. Andorra maçını güzel kaybettiniz. Bir oyuncuyla kaybetmem. Hayır müsaade edin kaybettin. Başka bir şey soruyorum. Hasan kazandık mı? Şimdi bir sıfır, son bir sıfır olsa kazandık. Şey zoruyla, yani yutkunma zoruyla kazandık. Bir sıfır kazandık ve 3 puan aldık. O 3 puan bizi şimdi iddiamızı muhafaza ettiriyor. Tamam. Yani eğer bu şekilde devam eder de fikstürün sonunda Fransa, Türkiye, İzlanda eşit puan, eşit avaraja sahip olursa yani Fransa avaraj olarak çok önde, onu katmayalım. İzlanda ile biz hem puan puana hem de avaraj olarak aynı avaraja gelirsek... Dağrımızda çok var ya gözünüze. İkili avantaj avaraj kuralından dolayı İzlanda bize avantaj sağlamış durumda. İkinci maçı da kazanamadığın takdirde... Bakacağız. Şimdi olur. Buradan Şenol Güneş'ten ve Fatih Terim'den devam edelim. Bunlar takımlarıyla ilgilenecekler. Takımları ne hata yaptı, ne güzellik yaptı, niçin bu maç bu şekilde oynandı? Bana interview'da bunları söylemeleri lazım. Onlar bunları söylemeyince biz de futbolu konuşmaktan çok onları tenkit etmeye başlıyoruz. Bak nasıl birbirini tetikliyor bu işte. Ya Osman abi gündem ne? Yani rol çalmak bu şimdi. Gündem milli maç var, milli maçı konuşacağız. Ama ne oluyor? Federasyon ve bu ceza olaylarından dolayı interview dediğiniz röportajda bile bunu konuşmak zorunda kalıyor. Maalesef. Milli takım doğru, teknik direktörü. Katılıyorum. Yani doğru milli takım teknik direktörünün rolünü çalmış oluyorsunuz. Evet. Gündem ulusal. Milli nedir? Ay yıldızlı milli formanın, takımın dışında hiçbir şeyi konuşmamak. Ay yıldızlı formanın Andorra'daki maçıdır. Bunu konuşmak tabii lazımken dönüp federasyonla ilgili soru soruyor. Yani burada basın mensubu arkadaşlarımızı eleştirmek lazım. Kim niye buraya getiriyorsunuz? Ne mensubu? Basında gazeteci falan kaldı. Press. Ya, o kadar da değil. Biz buradayız yani en azından. Basında gazeteci kaldı. İstisnalar hiçbir zaman kaideyi bozmaz. Hayır, siz de buradasınız, biz de buradayız. Onu söylüyorum. Bizler kaideyi bozmayız ama o soruyu soran adamı ben spor müdürü olsam bir daha sokmam gazeteden içeri. En güzeli o yani. Ha, o da gündemi yakalamaya çalışıyor. Gündemi yakalamak. Yani, gündem bu değil ama. Şimdi diyor ki bak. Amacını aşan gündem olur mu? Ya? Maalesef. Yani oraya gidiyorsan milli takımı soruyor. Ben son dönemde şuna da inanıyorum. Federasyonu da zor durumda bırakmaya çalışan basın mensubu arkadaşlar var. Kesinlikle. Altını kazıyorlar. Dinamik diyorlar. Bakın bu o yani. Bu. Bir adım daha ileri gideyim mi? Kurulmuş teşkilatın üyesi gazeteciler var. Doğrudur. Emir komuta zincirine tabi gazeteciler var. Katılıyorum. Böyle bir şey yok. Olmaz. Yani, olmamalı. Federasyonu tebrik edin. Çıkmış milli takım bir puan, bir golle 3 puanı almış. Önemli. Amaca hizmet etmiş. Bakmış. Ama yani zor olmuş, öyle olmuş, böyle olmuş. Ne fark eder? Evet. Biz puanımızı almışız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yorumu hani doydu zaten. Bir gol atınca da 3 puan veriyorlar. 7 gol de atsak 3 puan veriyorlar. Ne olur sen çık. Hocaya teşekkür et. Futbolcularla ilgili performansını sor. Neden 1 oldu, neden 3-5 olmadı diye sor. Onu soracağına çıkmış. Evet. Futbol Federasyonu'nun verdiği cezalar. Ya kardeşim Şenol Güneş mi verdi bu cezaları ya? Ama Şenol Güneş'e de buna bir cevap vermesi lazım. Evet. Burada milli menfaatler doğrultusunda çok önemli 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veriyoruz. Bu sorular bugün gündemin dışındadır. Demek başka lazım. Zaman sorun der. Evet. Bir son bir lafım bundan ilgili. Evet. Federasyonlar bir ülkenin futbolunu yönetmek üzere vardır. Onlar bir kanun koyucudur, bir kural koyucudur. Onlara itaat etmek lazımdır. Kesinlikle. Demek ya bu federasyon iyi değil de işte başkanı o başka bir... Eksikler olabilir. Hayır eksikler de değil. Federasyonun içerisinde konu, de iktidar mücadelesine girenler olabilir. O konu evet. Bunların başka hepsi bir, bu ülkenin sorunudur. Başka bir yani düşünce Nihat Bey'in tarzıdır. Sorunu değildir tek başına. Ya da ekibinin sorunu değildir. Federasyon, hepimizin sorunu. Federasyon iyidir, kötüdür. Federasyon başkanı iyidir, kötüdür. Ama biz her federasyona aynı şeyi söylüyoruz. İşimize gelmeyen noktalarda kurallara, yasalara isyan ederek kendi haklılığımızı ispata uğraşıyoruz. Evet, yok böyle bir şey. O bir kural koyucudur, ona tabi olacaksın. Ama kurallar sürekli değişmemesi lazım. Maç başlamış, diyorsunuz ki ben penaltıyı kaldırdım, offside'ı kaldırdım. E tabi o sen playoff'ları da söylüyorsun. Tamam işte bunlar da olmaması lazım. Ama onların tartışılacağı nokta bugün değil. Tabii, bu kesinlikle. Olaylar değil. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum.
Evet, yarın önemli bir karşılaşma. Biraz konu dağıldı. Hemen toparlayalım bence. Moldova karşılaşmasını ya, kısaca bir değerlendirelim. İki tane, üç tane atarız. İzlanda'dan fark yiyen yani. Moldova'yı nasıl değerlendireceğiz? Nasıl değerlendiririz? Önemli bir maç. Bize mi fark yemesi önemli olan İzlanda? Andorra karşısında 1-0 geldik. Hani bir de şöyle söylemler var. 1-0 olsun bizim olsun. Ben niye hala 8 atamadık, 10 atamadık? Bu kadar küçük bir ülke. Bu kadar transfer mark değeri var. Bu söylemlere karşıyım. 1-0 olsun bizim olsun. Önemli doğru. olan 3 puandı. Oynadı, kazandı. Şey ben hayır abi. Yanlış asla katılıyorum. Ben katılıyorum. Asla katılmıyorum. 1-0 olsun bizim olsun. Sen top oynamadıktan sonra. Ha, o zaman şöyle. Çok kötü oynadım 5-0 yendim. Yatıyor mu aklına? Kötü oynayarak 5-0 olur mu? Hocam, İyi oynayarak 1-0 olur mu? Bunlar bir kere günü olur. Kurtarmak için mugaladadır. Bir kere olur. Ha. Öbür maçta tokatı hiç yersin. Önüne amaca bakarsın. Amaca hizmet abi. Etmiştir sonuç hocam, ama oyun olarak... Bu doğru. Oyun olarak bizi tatmin etmemiştir. Bu doğru. Amaca hizmet etmiştir. Milli takımın çok daha iyi bir performans sergilemesi lazım. Çok kötü bir oyundu. Üçünüz mutabık mısınız? Andorra karşısında tatmin olmadınız. Hayır. Yani olmadı. Şey sonuç bizi tatmin yani etmedi. 5-0 olsa ama, yine tatmin etmeyebilirdi. Bakın, şunu da es geçmiyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. Peki. Osman abi de aynı şeyi söylüyor. Bakın her zaman bir takımdan çok 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 iyi performans bekleyemezsiniz ki. Hep iyi mi yazı yazıyorsunuz? Hep iyi mi ameliyat yapıyoruz? Düşüşler olabilir. Hep iyi mi programda... Dans ederim iyi güzel. Yani bu mümkün değil. Her zaman bunu beklemezsiniz. Ama istikrar dediğimiz bir şey var. 10 maç iyi o olursun kadar. Da bir maç, bir maç kredin olur. Veyahut, anlatabiliyor muyum? Veyahut, işte o krediyi bu maçta çevirmesi lazım. Bitti veyahut, o kredi. Veyahut final oynuyorsun, son maç oynuyorsun. Oradan 1-0'a ihtiyacı var. Yarım sıfır olsun benim, ha, o. Benim o, tamam. Olsun, o tamam. O istisnai yok. Bravo. Ama bu Andorra karşısında Andorra. Daha 5. maçta aman abi yok öyle. Çünkü eğer böyle kötü oynadık amacımıza vardı. Kötü oynarsan Moldova'da da hayal kırıklığı yaşarsın. Evet. İşte diyoruz ki evet. Andorra bir hayal kırıklığıydı. Oldu ama aldık kazandık. Mesaj mı var hocam? Kötü oynarken de kazanmasını bildik. Öyle değil mi? Kötü oynarken de kazanmak tabii. Ve 3 puan almak gene bir meziyet. Bunu da başardık. Top ve... Ve de o fıtık ola ola şey yani. 89'da gol değil atıyorsun mi? Ya. Hani evet. 40'ta atarsın da üstüne yatarsın onu da bir başarı. Osman abi aramızda kalacağı için itiraf edeyim. Maçı seyrederken kalp krizi geçiriyordum. Vallahi Allah yani. Korusun ya. Futbolun yani adaleti kadar, olsa 0-0 şey, yani, biterdi. Ben size o kadar yani. Heyecanlandım ki şimdi berabere kalsan verdiğin evet. mücadelenin hiçbir anlamı kalmayacak. Kalmadı. Fransa'yı yenmişim bir mana taşımayacak. Ya, evet. Evet. Yani gidiyorsun bir sürü pozisyon üretiyorsun. Fakat bir üç direğin arasından topu geçiremiyorsun. Döşen Payla o geceyi konuşuyor. Yazdı, evet. demeç verdi. Türkiye'de kaybettiği maçın şeyini konuşuyor. Aynen. Neler yaşadım evet. diyor yani ben evet. inanamadım diyor. Türkiye bu kadar iyi top oynadı. Şimdi evet. orada oynadığı zaman ne yaptık? Hepimiz şapka çıkarttık. Helal evet. olsun be dedik. Evet. Bir de galiba, böyle bir şey mi olur dedik ya. Bir de bizde galiba değil kesin rakibi küçümsemek var. Kesinlikle Fransa'yı var. Yendin mi gücünü ispat ediyorsun. Evet. Bu nasıl olsa çantada keklik ya. Başver evet. yeneriz dediğini evet. böyle olur. Bu arada 12 puan yaptınız. Buyurun. Değerli üstadlar var. Hakan Şaşmaz, Yalçın Bey, Kamil Gültekin hocalarımıza vallahi, da ben de iş elektrikten İlyas Kaplanet var. Bir de Mutlu Ayaklar'dan Uğur Çeltikçi, Yaşar, buyurun. Şeref. Ondan sonra bir de Erol var kardeşim. Benimle uğraşıyor şimdi. Bütün alışmanları o da yazmış. Ben de Almanya'dan bizi takip eden Göksen Tandoğan'a teşekkürler ediyorum. Böyle programların çoğalması dileğiyle diyor. Ne Allah güzel. Razı olsun. Allah olsun. Olsun. Hiç olmazsa takdir edenlerimiz var. Buradakiler nasıl olsa güme gidiyor. Evet. İçeridekiler birbirini yiyor. Kuzu çevirme yapıyorlar bilmem evet. ne. Ama teşekkürler Göksen Bey. Seyircilerimize geçiyordur. Keyifli futbol sohbetimiz umarım. Evlerinize her akşam, her pazartesi konuk oluyoruz. Ve çok değerli hocalarımla birlikte bilgilendirici, güzel bir yayın yapmaya çalışıyoruz sizlerle birlikte. Umarım bu heyecan, bu keyif sizlere de geçiyordur sevgili seyirciler. Evet son sözlerinizi alalım. İzlanda karşısında... Bu konuda son sözlerimiz değil mi? Evet, bu konuda son sözlerimiz. Programı hayır, hayır, milli takım. Milli takım konusunda şimdi artık şeylere geçeceğiz. Kulüp bazında. Hocam grip olduğunuz herhalde anladı. Daha ötesi var mı diye bakıyorum. Ben dün katılamadım. Boğaz ağrım feciydi. Bugün de yine... Bülbül olduğunu açıldım bakıyorum bugün. Yok ya, valla hala boğazım yanıyor. Salgın var. Tamam. Bu arada seni de evladını kutluyoruz. Sağ olun hocam. İki tane evlat. İki evlat da. Kıvanç ve Gurur. Evet. Kıvanç ve Gurur. Evet. Sünnet düğünü vardı. Sevgili kardeşimizin oğullarının. Yunus'un orada. Maharetlerini de gördük. Evet. Biz moderatör diye aldık ama başka bir şey çıktı. Bak ben zannettim ki şeyden gireceğiz. Voleyboldan, basketboldan falan. Evet. Vallahi dört kol çengi oynayacaktım ben. O kadar güzel geldi ki her şey. Ama oynayamadık. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Evet. O zaman seni de çıkartacaktım. Burada bir şarkı patlatacak. Bu arada Osman hocam siz hatırlattınız. Filenin Sultanları ile alakalı da bir
kısa bir yorum yapalım. Çok evet. değerli bir galibiyet aldılar. İnanılmaz bir yapılanma var orada da. Bunu da es geçemeyiz ki Avrupa ikinciliği geldi, gümüş madalya geldi. Maçı bak da izledik. Şimdi. Sizin izlenimleriniz voleybol takımımızla ilgili neler olur? Seyircilerimize paylaşalım. Moldova ile ilgili kanaatini söyleyerek geç abi buraya. Moldova ile ilgili kanaat. Ben söyledim Moldova ile kanaat. Yani buradaki oyunun aynısı orada olmayacak. Çok iyisi olacak ve doğru dürüst bir galibiyet alacağız. İnşallah. İyi futbol oynayarak galibiyet alacağız. İnşallah. Bunu bir istisnai yarın heyecanla bekliyoruz. Ben de şunu söyleyeyim. Hep söylüyorum. Tüylerim her zaman diken diken olur. Milliyetçilik duygularımızdan dolayı Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandıran her Türk takımı bizler için gurur kaynağıdır. Fener'in sultanlarının hepsinin evet. alnından tek bak, tek öpüyorum. Böyle centilmen bir Fenerbahçeli de bir daha bulamazsın. Var var. Örnekleri çok. Örnekleri çok. Hocam tek değil, tek başına değil. Hadi. İtiraz edebilir mi bilmiyorum. Tamam, peki. Hepsinin alnından tek tek öpüyoruz. Evet. Ekstra futbol ailesi olarak evet. gurur duyduk. Evet. Tüylerimiz diken diken oluyor. Tüm sporlarda bu şekilde devam edecektir. Etmesini istiyoruz. Olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında öyle değil mi? Yani kesinlikle. Başarı ya, elde edelim bunu, ya. Yani buna bunu, ihtiyacımız var yani. Israrla seyrediyorum. Benim kızım da eski bir voleybolcu olduğu için, Galatasaray'da oynamış bir sporcu olduğu için voleybole atkınlığım, yakınlığım çok. Hırvatları yendik. Hollanda'yı yendik. Evet. Çok ciddi rakip. Polonya'yı yendik. Bu Hollanda ile Polonya bu turnuvaların final takımları. Evet. Ve Polonya'ya yenildiğimiz için biz ikinci olmuştuk. Evet. Rövanşı da aldık. Evet. Finale geldik. Evet. Ve muhteşem güzel oyunla geldik. Bir naz var orada. Evet. Naz'ın ben anasını babasını da tanırım. Buradan onlara evet. selamlar göndereyim. Ali kardeşimle Alev kardeşime. Evlatları vallahi anayı babayı geçti. Evet. Evet. Akıl küpü, zeka küpü. Ondan sonra öyle bir oyuncular var ki bizim takımımızda hani dağların arasında Maki gibi. Simge evet. Simgeden bahsediyorsun. Simge denen bir kız var, libero. Aman ya Rabbim, lastik top ya atıyorsun duvara kendi sana geliyor gene. Meryem ona Eda her şey helal olsun onlara. Vallahi bir, sütü gibi. Yani. Şimdi Eda'ya helal olsun. Çıkıyor çak. Çapraza vuruyor. Bir daha vuruyor, paralele atıyor. Tutmak mümkün değil. Sırbiye'ye kadar güzel geldik ve kaybettiğimiz 1-0 oldu. 2-1 öne geçtiler. 2-2 oldu. 5. set. 7-3 öndeyiz ya. Evet. 11-9 öndeyiz. 12-11 öndeyiz. Tiebreak'te 15-13 bitti. Yani bu kadar güzel bir performans. Sadece 2 sayı orada da zaten ağadaydık. Hiç söylemeyin. Evet. Çarpıntıdan ölecektim. O derece güzel bir maç çıkardılar. Helal olsun. Maçtan sonra 2 şeyim daha var söyleyeceğim. Eda'yı kutluyorum. Abi bir röportaj verdi. Perfect Oo. İngilizce. Takır 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 takır. Dedim ne oluyoruz ya biz neredeyiz? Giovanni. Bize tercüme ettiler Türkçe'ye. Arkadan Giovanni. Guidetti Giovanni. Bizim evet. teknik direktörümüz. Teknik direktörümüz. İtalyan. Koç. Asansörde. Evet. İtalyan. Bülbül gibi Türkçe konuştu baba. Helal olsun. Türkçe söyledi. Evet. Yani voleybol camiasını bu açıdan başkanından başlayarak en malzemecisine kadar kutluyorum. Bize güzel mutluluklar yaşattılar. Evet. Ah gözü kör olsun o 2 sayı. Biz Avrupa şampiyonu olacaktık. Olsun bir daha olsun, sefere. Olsun. Yani voleybolcular için yüreğim çağırdı. İyi bir jenerasyon yakaladık. İyi bir jenerasyon. Bir de hatırlıyorsanız geçen senede Vakıfbank Avrupa şampiyonu. Vakıfbank'ın katkısı. Eczacıbaşı. Evet, Eczacıbaşı Vakıfbank. Şampiyon olduktan sonra tabii o sporcularımız, Türk olanlarımız milli takımda müthiş işler başardılar. Ya Kübra. Meryem, Meliha Meryem. Abi çıktıklarını indiriyorlar ya. Bir de o zaman Osman abi şuna dokunmuşken Jed Osman ve Balbay bu Amerika ile oynadığımız oraya basketbol maçında kaçan 12 dev adam evet, 12 dev adam. Yani bizi birazcık üzdüler ama olsun. Gençler gelecek vaat ediyorlar. İyi olacak diye düşünüyorum. Yani basketbolda da basketbolda da evet yani bu gerçekten. Amerika'ya kök söktürdük. 2 tane faul atışında yani biz öne geçmişken Jeli Osman'la evet beş, ve Balva'yla evet, iki evet. faal atışında 4 sayıyla döndüler sayı oldu ve kaybettik. Yani şimdi, tabii bu da gençliklerine veriyorum. İnşallah çok futbola, daha iyi olacak. Futbola devam etmeden şu basketbolu da bir ele alalım. Evet. İsterseniz ben voleybolla ilgili kanaatimi tamam, söyleyeyim. Söyle. Osman buyurun. Abi çok güzel bir değerlendirme yaptı. Değerlendirmeyi bu kadar güzel yapan bir başkası olabilir mi? Olabilir ama
Osman abinin Yeşilyurt'ta yöneticiliği var voleybolda. Yani kızı da voleybolcuydu. Evet, dolayısıyla Galatasaray'da da çok ciddi bir voleybol geçmişi olan bir aile. Evet. Voleybolu seyrederken de sanki kendisi veya aileden biri orada oynuyormuş evet. gibi. Heyecan içerisinde seyretti. Hatta bir çekim de yaptım o arada habersiz. Elimizde bulunsun. Yani dün gece senin sünnetinde ben çoğunca derken hocam senin sünnet. Maşallah yani. Ha. İyi sabretmişsin. Gittim içeride habire seyrettim voleybolu. Evet. Yani şimdi, seyretmeden olmaz. Onu da gördüm. Üzerine orada konuşacağız. Kime kaybettik biz? Dünya şampiyonu Sırbistan. Tabii canım. Yani onu yersek şimdi, zaten dünya çapında bir takım olacağız. Ama bu tür sportif başarılarını Sırbistan'a kaybettik. Evet. Benim cep telefonumda var. Keşke verseydim de koysalardı. File üzerinde, tespitlerimi söyleyeyim. File üzerinde onların zıpladıkları vakit koltuk altlarına geliyor file. Evet, aynen. Böyle çıkıyorlar aynen. yukarıya. Ve de bizim hep üstümüzden... Boy avantajları var. Tabii, bizim üstümüzden vurdular. Evet. Buna rağmen biz de onlara smaçlarla sayı aldık onlardan. Ancak... Biz ağa çok yakın oynuyoruz. Evet. Ağa çok yakın oynadığın vakit, ağın üzerine topu diktiğin vakit blokaj çok kolay oluyor. Onlar ağın dışına atıyorlar. Bir karış, iki karış uzaktan vurduğu vakit bir de yüksekten vuruyor. Karşılamanın imkan ve ihtimali olmuyor. Ama yine de güzel maçlar seyrettik. Kızlarımızı kutluyorum. Aslında bugünkü geldiğimiz nokta iyi bir nesil yakalamak değil, iyi bir nesili yakalamak için yapılmış olan planlı, programlı Bravo. Çalışma i̇şte dönemidir. Evet. Ünal Başkan'dan i̇şte Akif bu. Başkan'a gelinceye evet. kadar kulüplerin ve kurumların ciddi katkısının olduğu bir voleybol dünyasından söz ediyoruz. Geçmişte de yöneticilik yapmış olduğu için evet. Osman abiye sormak istiyorum. Necat Altavlar'ın, işte Tabii. ne bileyim, Değer Eraybarlar'ın olduğu süreçte de baktığınızda evet. işte Arzu Göllü, işte ne bileyim, Sinan Erdem bunların piri üstü. Sinan Erdem abi ya ki Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin başkanlığını yapmış. Tabii. Köklü bir geçmişi vardı yani. Erdoğan voleybolu. Tezic, YÖK Başkanı Aynen. bakın. Bunlar hep Galatasaray Lisesi'nden evet. gelme. Evet. Bir zamanlar yenilmez armada olarak oynayan insanlar. Demek yani, ki bir şey eğer doğru bir zaman evet. içerisinde eker biçer ve takip edersen oluyor. Peki. Ama peki. hevesin geçer peki. de vazgeçersen olmuyor. O zaman ben bir konuya daha temas edeceğim. Buyurun. Müsaadenizle Buyurun sayın Buyurun. Moderatörüm. Buyurun. Trabzon'dan transferimiz. Şimdi programa denk gelmedi tabii. Benim tüylerim diken diken oluyor. Ben hep söylüyorum. Türk bayrağını gördüğümüz zaman, Avrupa'da dalgalandığı zaman keyfimize diyecek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da kendilerini kabul ettiler. İrem Yaman, evet. onun da söylemeden geçmeyelim. İki kez dünya şampiyonu. Güreşçilerimiz evet. hakeza. Ve tekvando'da dünya tekvando şampiyonu olmuş. Evet. Genç kızımızı da buradan kutluyorum. Bizim programlarımızda evet. başlamadan bir hafta önceye denk gelmişti. Evet. İki kez dünya şampiyonluğunu 62 kiloda elde etmiş bir kızımız. Hı. İrem Yaman'ı da buradan tebrik Tabii. edelim, değil mi? Metin Şahin Tabii. Başkanı da tebrik edelim. Şampiyonları sürekli çıkardığı için. Evet, gönül dolusu sevgiler. Evet. Gireyim mi basketbole? Tabii bir... şey de var. Hani jimnastik de var. Var. Her sahada Tatyana var. Hani işte bir sürü, bu güzel zaten. Sadece futbolu konuşmuyoruz. Yani sporcu bir başkanın, cumhurbaşkanımızın olmuş olması bu ülke için büyük bir avantaj. Yani spora çok ciddi bir katkı yapıyor. İnanılmaz bir destek veriyor. Katkı da var. Eskiden tesis, böyle tesisler bulmak mümkün müydü? Hep vallahi ben sahaların yeşiline tavım. Otlayasım evet. geliyor vallahi. Vallahi billahi. Biz top oynarken bileğimize kadar çamur vardı. Bir kere böyle yatıp da rakipten top alamadık. Şimdiki statları kayarak görüyorum. Kayarak müdahaleyi istediğin evet. gibi yapanlardan yapıyorsun. Allah evet. bin kere razı evet. olsun. Yani şimdi çok bu kadar güzel hizmetin yapıldı. Olduğu yerde... Yavaş yavaş başarının dönüşümü de gerçekleşiyor. Ama biz bununla yetinmememiz lazım. Daha iyisini hedeflememiz yani lazım. Sportif alanda biraz daha çevremizi geliştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Şöyle geliştirmemiz gerekiyor. Hani sadece Türkiye futboldan ibaret değildir. Bir nebze basketbol biraz Aynen. daha. Bunun dışında voleybolumuz da var. Bir sürü spor dallarımız var. Atletizm, Fatih Çintimar Başkanı'yı tebrik etmek lazım. Var. Yani. Aynen. Evet. Tabii. Bunların atletizm, da evet. Türk halkı tarafından ilgiyle izlenmesi, takip Güreş edilmesi. Var. Musa Aydın Başkan. Olması gerektiğini evet. Bakan yardımcımız Hamza Yerlikaya. Hamza Yerlikaya. Bakanımıza da söyleyelim. Bakanımız yani baktığınızda inanılmaz. Hiç de öne çıkmıyor dikkat ederseniz. Evet. Niye? Çünkü geliyoruz oraya şimdi Çok doğru. Çok işler yapıyorlar. Şimdi şu baskete de bir iki laf söyleyelim. Osman abi buyurun. Evet. Gerildik, yamulduk, büzüldük, ezildik, tansiyonumuz 20'ye vurdu. Her maçta ama. Evet. Japonya'yı yendik, oh daha başlarken. Abi, bak. Voleybol stratejisini güzel evet. tayin etmiş ve başardı. Evet, finale Abi, kadar geldi. Sırbiya'yı yenmek evet. son derece zordu. Evet, i̇ki doğru. puanla, iki sayıyla kaybetmek büyük başarı bence. Evet. Evet. Buna şunu denir, galiptir bu yolda mağlup. Evet.
Şerefli ben mağlubiyet. Ben evet, ben onu evet. Ben onu galip sayıyorum kızlarımızı. Evet. Peki stratejisi iyiydi. Basketbolun ve futbolun stratejisi yamuktu. Ben onu soracaktım size zaten. Yani hele burada Amerika'da bütün enerjinizi kaybettiniz o maçta. Ondan sonra git. Yani okyanusu geçseniz bile boğulacaktınız. Bizim rakibimiz Çekya. Çekya. Amerika değil. Evet. Amerika değil. En önemli ama maç Çekya maçıydı. Ama bütün enerjini orada tükettin. 16 elemeye kalmayın için Çekya'yı yenmen lazım. Evet. Amerika'yı yensen ne olacak? Yenmesen zaten eforunu sarf etmemelisin. Yani senin çok birinci doğru. Dereceden rakibin Amerika değil. Tabii. Amerika doğru. Nerede? Çok doğru. Finale söyleyeyim. Kaldığında senin rakibin olacak. Sporun bir stratejik tarafı vardır. Ya Hidayet Türkoğlu, canım kardeşim. Ufuk Sarıca hocam. NBA'de oynamış oyuncularımız, gençlerimiz hiçbir bir beyin fırtınası falan yapmıyorlar ki. Ya bizim rakibimiz Amerika değil. Peki, değil. Onlar da öyle düşündüğünü farz ediyorum. Ama öyle bir zamana geldi ki Amerika maçı uzatmaya gitti. 5 sayıda öne geçti. Evet. Artı abi orada parkeyi dilinden yalayacaksın. Yerlerde sürüneceksin. O maçı alacaksın oraya kadar getirmiş size. Evet. Alamayacaksan o kadar yorulmana gerek yok. Çekya maçında mantarladın gitti. Çok doğru. Hiç tahmin etmediğin bir şeye. Sonra 17. olarak gittik oraya. Evet. Dünya 17.si olarak gittik. Sen performans kaydedip 13.liğe 12.liğe inme gayretindeyken başladığın noktada hatta geri gideceksin şimdi. 20'lerin üzerine çıkma şans ihtimalin var. Çünkü Karadağ'da da iki sayılı hanelerle son derece haklısınız. Yani burada geri giderken son 5 dakikada bakın, kazandık bu işi. Osman abi tamamen strateji ve planlama. İşte onu söylüyorum. Onun hatası var. Çok doğru. Şöyle söyleyeceğim abi. Bir artısı var. Basketbol Federasyonu strateji planlama hatası yapmıştı. Hatası yaptı. Barış hocam bir artısı var. Şöyle ki biz Amerika'ya kaybettiğimiz halde dünya basını ertesi gün bizim basketbolcularımızı yazdı. Milli takımımızı yazdı. Abi ben yazdı. Ne yapayım? Ama ben 16'ya kalamamışım. Devam şey. Edememişim. Biz Çekya'yı yenmiş olsaydık bu kadar etkisi olmaz. Evet tabii yani. Şimdi Andorra maçı gibi. Kötü oynadık, amaca vardık. Aynen. Burada iyi oynadık, reklam ettik. Evet. Ama strateji elbette ki bir takımın... Ama kârhanesine yazamadık bir şey. Evet, haklısın. Evet, değerli yorumcularımız, hocalarım. Ama her türlü yenilmemize rağmen basketbolde... Karadağ'ı yendikten sonra bugün de 101-102 yenildik ya Yeni Zelanda'ya. Evet. Çıldırmamak işten değil ama buna rağmen hepsine gene teşekkürler ediyoruz. Japonya'ya olimpiyatlara gideceğiz. Ufuk Hoca'ya ben yani Sarıca'yı eleştirebilirsiniz ama en çok üzülen oydu. Evet. Fiilen ağladı Amerika maçından sonra. Kolay değil yani. Ya bunlar iyi. Tabii ki canım eleştiriyoruz şimdi, derken biz haksızlık yapacak halimiz yok. Tabii ki sporcular ve teknik direktör ya da koç kadar kimse üzülemez. Bu söylemlerimizin hiçbiri bu yani. Onları eleştirmek değil. Onlara hatalarını gösterebilmek. Ama bütün bunlar bizden tecrübe çok oluyor. Daha iyi onlar da biliyorlar. Büyük bir tecrübe kazandık şu bravo. An. Evet. Bir şey kaybettik ama. Burada basketbolun çok büyük ders çıkarması lazım. Kesinlikle. Nerede ne yaptık da niye yapamadık. Ama basketbolumuzun da ilerisi çok iyi. Hepsi genç çocuklar çok. Voleybolü milli değil. Takımlar futbol olarak baktığımızda da ne oluyor? 3 gün arayla oynadığımız maçların ya ilkini ya ikincisini kaybediyoruz. Bakın bir de federasyon olarak... Yani maraton oyuncusu değiliz. Evet, bir şey daha söyleyeceğim. Bir de altyapı olarak incelediğimizde Türkiye'de en iyi, en çok çalışılan altyapılardan bir tanesi basketbol. Müthiş. Müthiş. Ve o getiriyor işte bu başarıları. Yani bizim beyaz gölgeyle başlayan bir süreç Osman Polat olabilir. Bizim basketbolcularımızın basketbol oynayamamasının sebebi bu altyapıya yapılan yatırımlar. Evet, altyapıya yapılan yatırımlar ve şirket takımları. Doğru, tabii ki. Değerli hocalarım, toparlayalım. Badem, İsmet Badem'i de burada Şükran'la ve yad ederek rahmet dileyerek Allah rahmet eylesin. Türkiye'de basketbolu sevdirenlerin başında gelir İsmet Badem. Allah rahmet eylesin. Tabii Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunu da unutmamak lazım. Bizim yönetimimiz zamanında. Burada Fenerbahçe'yi de alkışlamak lazım. EuroLeague şampiyonluğu da o kadar ucuza alınacak bir şey. Gerçi enkaz devrettiler ama bir sonraki yönetimi enkaz bıraktılar ama en azından basketbolda bir derece aldılar. Ama konuda enkaz bıraktı. Bir dakika şimdi. Enkaz cevap hakkı da oyun. Nereye enkaz bıraktı? Enkaz bıraktılar ama o enkazın arasından bir tane Euro kupası çıktı. Aynen. Bir dakika. Altın değerinde o. Söz benim değil ya. Hangi enkaz? Söz benim değil ya. Futbol için söylüyor enkaz herhalde. Basketbol için mi söylüyor? Kulüp için söylüyor. Kulüp için söylüyor. Ya ne kadar borçlu bıraktınız? Bir şey söyleyeceğim. Borcumuzu bırakın. 150 bin euroyu aldığımız adamı 18 milyon euroya sattınız. Onu niye konuşmuyorsunuz? İyi de hangi bilançoyu okuyalım? Sizin yani bilançonuz mu yoksa Sayın Ali Koç'un bilançosu mu? 850 bin hayır, sizin, euro. Sizin bilançoyu mu okuyalım yoksa Sayın Ali Koç'un bilançosunu mu okuyalım? Haksızlık yapmayın. Yok. Yani,
Enkaz tamam. bıraktık falan çok ağır tabirler. Tamam. Ben bunu ben söylemedim. Geliyor. Sizin sahibi ben değilim zaten. Bu da yakışmaz. Yani tamam. Fenerbahçe evet, değerli hocalarım toparladık. Barış Hoca be. Fenerbahçe'nin başarısı. Toparladık hocam. Barış Hoca be. Enkaz bırakmayan mı var? Alın yok hocam. Üstüne. Toparladık. Yani o zaman profesyonel yönetimler. Şimdi son 15 dakikaya giriyoruz şimdi. Bir saniye. Abi. Gündem olan şunu söyleyeyim ama bir dakika. Hasan abi bana bunu attı. Espri olsun diye söyledim. O zaman Avrupa'daki gibi profesyonel yönetimler yaparsınız. Güzel. Komoli. Profesyonel Komoli geldi. Yönetim kurulunda etrafında çalışanlar maaşlı yönetim kurulu elemanları olurlar. Ve bilahaber hesap vermek zorundadırlar. Yani evet. bilanço sonunda, yıl sonunda derler ki bizim net karımız bu kadar, zararımız bu kadar. Patron o zaman der ki neden kar ettirmedin bu şirkete? Gel bakalım bunun hesabını hocam, ver. Patrona gerek yok. Bağımsız denetçiler var. Yok. Denetleme evet, kurulu var. Genel kurul var. İşte. Bütün sizin söylediklerinizin Türkiye'de uygulanabilirliği bence şu anda yok. Yok. Uzun bir yıllarda da olacağını düşünüyorum. Var evet ama. 12 dev adama. Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Bize yaşattığı bu mutluluklar için özellikle Filenin sultanlarına. Son yıllarda da basketbolumuzda çok iyi işler yapıyor. Yarın nefesleri tuttuk. Moldova ile karşı karşıya kalacağız. Değerli hocalarım yorumladı. Biz A milli takımımızdan mutlak 3 puan bekliyoruz ve bunu alacak güçteler, kadrodalar başarılarının devamını diliyoruz. Güzel bir maç ya. Bizlerle birlikte olsun diyorum ve... Bu kadar güzel toparlayacağım bir saattir biz yine konuşturuyoruz. Hakikaten ya. Estağfurullah. Trabzon çok yaramış ben anladım. Şimdi çok yaramış. Evet. Değerli hocalarım olaylı bir Kayseri karşılaşması vardı. Evet. Spor Toto Süper Lig'de biliyorsunuz. 3-2'lik bir sonuçta Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı fakat... Sonra Fatih Terim hocamızın açıklamalardan sonra Kızılca kıyamet koptu. Kulüpler, taraftarlar birbirlerine girdi tabiri caizse diyebiliriz. Evet. 4 maç Fatih Terim hocamız ceza aldı. Fakat Galatasaray şimdi tahkime gidiyor. Cezayla başlayalım. Yani hocam yani. Galatasaraylı olarak size söz verelim. Cezayla ilgili kısa görüşlerinizi alalım. Şimdi çünkü Mustafa kardeşim. Cengiz'in de bir açıklamaları oldu. Onunla ilgili de bir VTR'miz var. Peki bir dakika VTR'ye girelim sonra yorumlamamıza tamam, devam edelim. Mustafa Cengiz'in açıklamaları sizlerle birlikte. Galatasaray'a, yönetimimize ve sevgili hocamıza karşı kurulan bütün şer odaklarına rağmen Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Ellerinden ne gelirse artlarına koymasınlar. Bizim kimi ve kimleri kastettiğimiz çok açık. Bu yarış içinde dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun elimize ulaşan gerekçeli kararında hocamızın demokratik doğal tepkisini maalesef sanki federasyona TFF'ye söylenmiş gibi algılanmasını da hayretle karşıladık. Oysa hocamızın verdiği tepki tamamen demokratik. Belli bir kişi ya da zümreyi ya da kurumu hedef almayan genel Galatasaray'a karşı şiddetle artan tepkilere verilen bir tepkidir. Biz Galatasaray'a karşı organize ya da dezorganize, simetrik ya da asimetrik kurulan bütün tuzaklara, tenha koridorlarda sinsice yapılan planlara karşı mücadelemizi verip Mayıs'ta her zaman olduğu gibi inşallah ipi yine göğüsleyeceğiz. Bu konuda. Evet Mustafa Cengiz Başkan'ın bomba gibi düşen açıklamalarını dinledik. Şimdi konuklarıma değerli hocalarıma söz vereceğim. Serkan Kurt hocam, Şükrü Altay hocam ve Ahmet Faruk Adıgüzel hocama buradan selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Cengiz Başkan, Fatih Terim Hoca'nın cezasından sonra... İstiyorsan en son konuşayım ben peki. Bu konuda. Ya. Bence siz başlayın, ben devam edeyim. Veyahut da hocam devam etsin, hocam, sonra benim toparlayayım. Vallahi şaşırıyorum. Size ben cevap veriyorum, siz diyorsunuz bura. Hasan Hocam diyor, hayır böyle. Siz yani... Peki Fenerbahçe'yle söz veriyorum. Buyurun evet hocam. Ya, bir şey söyleyeceğim. Buyurun bu hocam. Olayların çıkışında ve Fatih Terim'in cezasını konuşuyoruz. Cengiz'e sonradan geleyim başkanınızın açıklamasına. Ya 90+8'de maçı almışsın. Karşı takımdan 3 kişi atılmış, 8 kişi kalmış. Daha ne olsun Galatasaray'ın lehine? Ya daha ne olabilir? Hala çıkıyorsun. Ya karşı takımın başkanı canı yanmış, 8 kişi kalmışlar. Her şey Galatasaray'ın lehine. Hala çıkıp ceza alacak. Ya federasyon diyor ki çıkacak, konuşacaksınız. Verdiğiniz röportajlarda belli çerçevelerde suçlamadan yapın diyor. Daha ne yapsınlar? Şimdi başkan Mustafa Cengiz açıklama yapmış. Şer odakları. Ya ne şer odağı? Kim düşman? Kim şer? Kim rakip? Futbol Federasyonu Türk futbol takımlarına
hizmet eden, onları belli bir düzen içerisinde kanun koyucu olarak bu ligin devam etmesini sağlayan bir kurum, öyle değil mi? Devlet kurumu. Şimdi bu istifa etsinler, hadi söylemlerinden sonra diyelim ki siz federasyonu yolladınız. Gelen federasyonda da hakem hataları olacak. Nedir yani, bu çözüm mü? Ya daha 3 hafta olmuş, her şey lehinize. Fatih Hoca ceza almış, tahkime gidersin. 4 maçken 2 maça cezası düşer. Evet. Fenerbahçe maçında da sahada yerini alır. Fenerbahçeli olarak bizim böyle bir talebimiz yok ki, olmasın etsin. Hocam, böyle bir şey olabilir mi yani? Ali Koç'la imtiyazsız futbol. Tabii bunun üstünden devam edebilirsiniz. Bir de Ali Koç'un başkanının açıklaması var. İmtiyazsız bir futbol ortamı diye bir açıklama yaptı. Osman abi buyurun. Tamam. Tamam peki. Hocam peki. Şimdi buyurun. Bu konuşmaların hepsi Fatih Terim dahil, Sayın Başkan Mustafa Cengiz dahil abesle iştigaldir. Net. Ancak Türkiye'de konuşma özgürlüğüne de set çekmek ayıptır. Bana eğer uygun gelmeyen bir şeyler varsa ben bunu söylemekle mükellefim. O söylemlerimin içinde amacını aşan laflar varsa boynumda kıldan incedir. Bravo. Ama algı yönetimi diye bir şey var Türkiye'de. Ben söyleyeyim, konuşayım da sen ne yaparsan yap. Ben senin hakkında her türlü lafı söylerim. Sen düşün abi, kendini temize çıkarmak için. Veya olmamış şeyi olmuş gibi gösterip dikkatleri başka tarafa çekmek. Burada futbol konuşurken birdenbire atletizme kayarsam futbolun bütün bana ait olumsuzluklarını bertaraf ediyorum. Bir de atletizmde hedef gösteriyorum. Millet onu konuşuyor. Bu ucuz düşüncenin meyvesidir. Galatasaraylılara hiç yakışmaz. İlim irfan sahibi, okulu okullu okulsuz deniyor ya, ilim irfan sahibi insanların yapacağı iş demek değildir. Şimdi şer odakları diyor Mustafa Cengiz. Kim şer odakları, isim ver. Kim şer odakları ya? Ben miyim? Sen misin? Federasyon mu? Trafik polisi mi? Kim? Ellerinden ne gelirse atlarına koymasınlar. Bu resmen meydan okumaktır. Sen böyle söylersen okları da yersin. Ya geçen sene şampiyonluk gidiyor. Var bilgileri var dedi Albayrak. Peki bu kadar ellerinden geleni ardına koymasın diyenler vasıtasıyla geçen sene Galatasaray şampiyon olmadı mı? Oldu. Bak şimdi. Ne, öyle enteresan. Var görüntüleri var elimizde tabii dediler. Mahkemelik oldular. Yani ne gerek var öyle böyle şeyler? Öyle enteresan bir şey ki ben hiç saklamadan her zaman söylüyorum ki bir Galatasaraylıyım. Çünkü Galatasaray liseliyim ben. İnkar etmem mümkün değil. Ancak doğruyu iğriyi de gazetecilik objektiflik gereği bunları söylemek durumundayım. Evet. Bakın bu söylemler, Fatih Terim'in ve başkanın söylemleri, biz gazetecileri, Galatasaraylı olmakla övünen gazetecileri sindirme politikası da oluyor. Ben konuşmayacağım mı şimdi buna? Hocam Reci'den de biliyorsunuz bir konuştuğum vakitte çok güzel tebrikler geliyor. Onu da hemen söylemek istedim. Sağ ol canım. Söylüyorlar. Reci hayranlıkla dinliyor. Sağ ol. Size. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi bakın futbolun ögelerine bakın. Tribünler, TFF ve o kulübün camiası. Şimdi ben bu yorumlarımla TFF'yi suçlasam oradan şiş yiyeceğim. Taraftarı suçlasam taraftarın karşısına geçmiş olacağım. Camianın yaptıklarını söylesem camia üstüme gelecek. Osman abi. O zaman bir dakika. Hiç konuşmayacağız mı biz? Osman abi. Yani siz her türlü herzeyi yiyeceksiniz. Kimse bu. Biz hiç konuşmayacağız. Osman abi. Bir atasözümüz var. Söz gümüş ise sükut altındır. Soruyorum şimdi size. Sor. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Ajax, Juventus, Milan. Bunların başkanlarının sezon söylerler içerisinde oldu. Böyle bir konuşma yaptığına şahit oldunuz mu? Valla eşlerine soracaksın onların. Çünkü hiç göremedik. Benim yani onu ortada göremedik. Yok, en çok onlar da görüyordur. Şimdi bak. Şimdi gelelim buraya. Biz konuşan Türkiye diyen siyasetçilerle büyüdük. Evet. Evet. Dolayısıyla konuşmayı bir sanat zannediyoruz. Konuşmak özgürlüktür. Özgürlük de olsa sanat zannediyoruz. İyi ki konuşuyorlar. Niye konuşuyorlar? 3 Temmuz 2011 sürecinin yaşandığı bir ülkede ki nereden bakarsanız bakın kara mizahtır, dramdır, skandal bir durumdur. Neresinden bakarsanız bakın. Öncesi ve sonrası veya bravo süreci böyle bravo bir skandal bir durumdur. Bunu Avrupa'ya koz olarak vermiş bir ülkeyiz. Bravo. Hala örgütlü işlerden bahsediyorsak,
Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Fatih Terim, Sayın Duygun Yarsuat ki hukukçudur kendisi. Ve 3 Temmuz süreci için eğer 60 milyon doları verselerdi bu onların başına gelmezdi diye Fenerbahçe'nin yaşadığı süreci özetleyen biridir. Eğer bu da diyorsa ki Sayın Fatih Hocam haklıdır, organize işler var diyorsa ben Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukuk kurulu olarak Sayın Fatih Terim'e 4 maç ceza vermeden önce çağırırım. Bilgisine başvururum. Gel kardeşim derim. Ne biliyorsan anlat. Ya bugün anlat ya da ebediyen sus. Yani niye daha önce yapıldı mı? Hangi federasyonda? Müsaade edin. Ben bugün yeni bir süreç başlıyor. Mustafa evet. Cengiz Başkan'a derim ki Hodri Meydan dedin güzel. Biz de buradayız. Türkiye Futbol Federasyonu adına. Futbolun sahibiyiz. Gel bakalım. Neymiş bu dönen dolaplar? Bir anlatın deriz. Sayın Duygun'un Yarsuvat'a deriz ki bildiklerinizi evet. ve duyduklarınızı bizimle paylaş. Tamam. Belki Duygun Yarsuvat Başkan'ın yaşından dolayı cezai ehliyeti olmayabilir. Ya o zaman ama, herkes konuşsun. Cezai ehliyeti olmayanlar. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak sizin ya da yönetim olarak yapmanız gereken şeyler var. Yani 19.05 açıklamasını tesadüfen yaptık gibi bir saçma, tırnak içerisinde söylüyorum. Lüzumsuz bir açıklama yerine siz Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetenler olarak çıkıp yapılması gerekeni söylemeniz lazım. Hocam 05'in yayın o konuda TFF'den açıklama geldi. TFF'den açıklama var yani. Açıklama geldi. Hayır onu da bırak. Yayın saatiyle. Onu söylüyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Son yani? 5 dakikamız var hemen. Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı. Şimdi yapmayın onu söylüyorum. Yani. Diyorum ki o açıklama ben son derece lüzumsuz bir açıklama. Ben Nihat Başkan'ın yerinde olsam çağırırım 4 başkanı da. Daha 3. hafta ne oluyorsunuz derim ya. Yıldırım Demirören zamanında niye bunlar? Yani her zaman bu problemler vardı. Hocam, kim çıktı da bunları bu şekilde yaptı? Bu arada bir şey, 3 hafta oldu zaten daha yani. Mail yağmuru var. 1919.05'i bahane ediliyor. Sembolize. Yanlış bir şey. Hayır. Bir ufak aksaklık olsa. Öyle bir açıklama yok ki sembolize edilsin 19.05. Hocam TFF'den yapılan açıklama var. Bir dakika. Açıklarsa. Açıklamayı ben söyleyeyim. Medya iletişim departmanında 18.05 dedi. Evet 18.05. Evet. Durun kesmeyin lafım benim. 18.05. 19.05 deniyor. 19.05'te çok ufak bir hata olsa da 19.07 olsa Fenerbahçe mi yapmış eyvah, olacak eyvah, bunu? Eyvah eyvah. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yani bu kadar ben ucuz Osman savunma. Ben Osman katılıyorum bu konuda. Bu konuda bence ucuz yazdım. Savunma olmaz. Şimdi oku. Ben bak, bakalım ne demiş. Hayır ya bu hayır şunu söylemeye çalışıyor Osman abi. Diyor bak ki böyle bir şey oku. Olmaz. Bu mantıksızlık. Böyle bir yorum yapamazsınız diyor. Ama maalesef diyor. Oldu. Hayır. Bu açıklamanın yerine ya sizin yapmayın. Çıkıp. Federasyonun. Hayır bir iddia hocam, var. Ortaya atılan bir iddia çıktı, var. Çıktı. Futbol Federasyonu. Örgütlü işler var deniliyor. 19.03. 19.05. 19.07. Yani bence hani. Şimdi oku bakalım ne demişler. 18.58'de medya iletişim departmanına 18.58'de mail olarak iletilmiş. 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Doğru. Evet. Doğru. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisini sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır. 19.05 o kamuoyuna paylaşıldı. Şimdi soruyorum. Evet. Hayır. Resmi o behey. Yani. Orası. Behey. Mübarek insanlar, elleri öpülesi, yanakları okşanası, makas alınası Türkiye Futbol Federasyonu ilgilileri. Abi bunu yarım saat sonra versen ne olur ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Ya yarım saat sonra versen tamam da bunu Nihat Başkan mı takip ediyor ya da diğerleri kimse mi işte onlar yani bu medya sorumlusunu bakın ben print ederek, yazarak, Barış yollayarak Başkan, yaptığı bir şey yapmayın Barış ya. Barış Başkan, şöyle söyleyeyim. Gözünüzü seveyim, size katılmıyorum. Şimdi ya. Hayır, Nihat Başkan'ı çok sever sayarım biliyorsunuz. Yapmayın burada yani. Şey değil. Ama Türkiye Futbol Federasyonu Ali Uras'tan, Halim Çorbalı'dan bugüne, Kemal Ulusu'dan bugüne hepsini yakinen takip eden biriyim. Evet. Bu tür açıklamalar yapılacağı vakit mutlaka başkana çıkar, başkanın izniyle tamam. Açıklama yapılır. Tamam. Eğer Nihat Başkan'a bu açıklama öncesi bilgilendirilmiş olsaydı, evet. O saati asla denk getirmez. Hocam bence benim kanaatim şu, normal ya. Bir süreçle alakalı hani 1919 bir kasıt aranmamalı. Asla hani, böyle bir şey olamaz. Hani siz ya. Algıdan yapmayın, bahsettiniz sürekli ya. Bir algı ben, Türkiye üzerinde. Ben 19.05, 19.03 geçmiş. Ya bunlar gereksiz şeyler aynen ya. Aynen öyle. Ben Nihat Başkanımı yani, da... Sana da katılıyorum bir yerde ayrılıyorum. Gereksiz. Bunu Nihat Özdemir'e söylemezler bile. Çünkü bu bile aşağıdaki ikinci, üçüncü, beşinci sınıf adamların kurnazlığı. Aynen, aynen öyle. Başka bir şey değil. Öyle aynen bir kurnazlık da olmayabilir. İyi niyetli yapmış olabilirler ya ama iyi niyeti olmaz zaman dilimini burada. Zaman dilimini denk getirememişler. 19.05'te falan iyi niyet evet. Olmaz. Orada Galatasaray kanadı haklıdır. Ben bu konuda bir şey söyleyeceğim. Net söyleyebilirim bunu. Ben federasyondan da görüştüğüm akrabalarımdan dolayı söyleyeyim. Federasyon Türkiye Futbol evet. Federasyonu'nda
Nihat Başkan'ın da federasyonun da asla ve asla böyle bir art niyetle, böyle bir kötü niyetle yaptıkları orada hemfikir yok. Evet. Orada fikir. Ancak iletişim departmanına yollanan işte mailler, mailleşme bu saate denk gelmiş. Ha şunu ondan söyleyebilirsiniz. Bu işi, bunu çok daha işte bu tarz şeyler başına gelse işte insanın buna karşı önlem alır. İşte profesyonellikte ya da bu çok çalışılmış olsa bu yerlerde, bu noktalarda dersiniz ki bu açıklamayı bir saat sonra yapın. Aman yazışmalar belki denk gelir, gecikir. Bu saat diliminde yapmayın denebilir. Ama bunu da düşünmek için... Ben sen bir adım daha gideyim ileriye. Ya çok gazeteci, hocam, süremiz biz de gazeteci, biz de gazeteciyiz. Yıllardır içeride baktık çalıştığımız yerlerde. Ya kaldırın bunu, ayıp. Abi yarın ne güzel. Polemik çıkacak. Düşünce tarzı peki, bu. Peki ben size bir şey söyleyeyim mi? O zaman şunu da düşünmek lazımdı. Örneğin Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye geldi. Kaçında imza attı? 2 Temmuz'da. O zaman bekletin. 3 Temmuz'da imza atın da inanılmaz bir ses yazı. Ya bunu düşünmek... Bence bu polemikleri bu bitirelim. Polemiğe evet. Gerçek. Hiç yani gerek gerçekten yok. Böyle şeyleri sizler de çok değerli üstadlar, hocalarımızsınız. Hemen bir cümle söylemem lazım. Bunların içerisinde bir, herhangi bir kısıt aramadığınızda ben iyi niyetle biliyorum süremiz doldu hocam. Süper. Bitireyim ama. Beni... Bitireyim. Ben size... Kovulacağım. Dün milli maçtaydım. Kovulacağım. Haftaya olmayabilirsin. Haftaya yokum zaten. Çok üzülüyorum. Yani bu ortamı yaşayamayacağım için. Milli maçtaydım. İnanılmaz tebrik aldım yazıdan dolayı. Çünkü ben orada objektif baktım. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe. Türk tabii. Futbolunun hayrına olacak noktada baktım. Aynen söylediğim şeyi. Yani eğer bir iddia varsa sizin o iddianın üzerine gidip kesinlikle bataklığı haklısın. Kurutmanız lazım. Kesinlikle söyleyeceğim öyle. Bundan ibaret. Çok ben de şunu söylemek istiyorum. Son Yunus'cum. Hem Nihat Başkan hem Türk Futbol Federasyonu çok güzel şeyler yapmak hevesiyle ve çalışması içerisindeler. Doğru. Bu azimle çırpınıyorlar. O yüzden destek olmak lazım. Kesinlikle. Diğer kulüp başkanlarından da rica ediyorum. Diğer kulüp taraftarlarından da rica ediyoruz. Çok erken, 3 hafta. İnanın kimse art niyetli değil. Evet. Federasyon başkanlığını farklı kulüplerden, farklı taraftarlı oldukları kulüp başkanlarından ya da işte kulüp yönetim kurulu üyelerinden başkanlar geldi. Öyle değil mi? Futbol Federasyonu'nda görev aldılar başkan olarak. O yüzden oraya gelen tamamen ve tamamen objektif ve tarafsız olarak geliyor. Evet, bir kere doğru. Bunu inansınlar. Orası şimdi, devletin bir kurumu. Bir yönetici asla taraf tutmaz. Bu anlamda doğru. Lütfen rahat olsunlar. Tabii. Şimdi ben de hiçbir şey söylemeyeceğim. Program bitsin artık. Evet. Değerli hocalarım. Hasan hocam, Barış hocam, Osman hocam. Sağ ol canım. Beni bu akşam vallahi, misafir ettiniz. Çok teşekkür ederim. Misafir değil, program senin. De. Program senin. Program senin. Çok Allah teşekkür ya. Ederim. Aa. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda ben olamayacağım ama keyifle bu sohbetleri izlemeye sizler devam edeceksiniz. Ben de Trabzon'dan izlemeye devam edeceğim. Ekstra Futbol'un sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın adına hepinize iyi geceler, iyi geceler diyoruz. Hoşça kalın.